İyi akşamlar değerli izleyiciler. Tek Tek'te beraberiz. Pazar akşamı İlber Hoca ile beraberdik. Hayli ilgi gösterdiğiniz için İlber Hoca adına da kendi adıma da teşekkür ediyorum. Bilime, bilgiye olan bu ilginiz açıkçası çok hoşumuza gidiyor. Bu akşam ise siyaset akşamımız ve bu akşam siyaset konuşacağız. Hardcore siyaset konuşacağız. Derinden siyaset konuşacağız. Türkiye'nin iki önemli partisinden birer temsilci. İkisi ayrı ayrı konuları ele alacağız. İlk bölümde AK Parti Mardin Milletvekili Sayın Orhan Miroğlu konuğumuz. Orhan Bey'le hem partideki son gelişmeleri biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün yaklaşık 900 gün önce, 900 küsur gün önce ayrıldığı partisine geri dönüş yaptı. Ve büyük ihtimalle 21 Mayıs'ta yapılacak kongrede tekrar AK Parti Genel Başkanı olacak. Bu Türk siyasi tarihinde, yakın siyasi tarihinde bir ilk, çünkü 1948'den bu yana partili cumhurbaşkanı yoktu Türkiye'de. İlk kez olmuş olacak o günden bu yana. Ve Güneydoğumuzda, komşumuzda çok garip şeyler oluyor. Türkiye ile müttefikler arasında, iki müttefik arasında bir yanda geleneksel müttefiki Amerika, diğer yanda zaman zaman çeşitli konularda ittifak halinde olduğu Rusya ile Güneydoğumuzdaki komşumuzda Suriye'de karşı karşıya giriyoruz. Farklı düşüncelerimiz olduğu ortaya çıkıyor ve her iki ülkeden de Türkiye'ye sert mesajlar, Türkiye'den de onlara yönelik sert mesajlar gidiyor. Bu nereye gider, ne olur, orada gelişmeler neler, Sayın Miroğlu'ya bunu ele alacağız. Ardından Tuncay Özkan konuğumuz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Tuncay Özkan'la da konuşacağımız konu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde tekrardan gündeme gelen liderlik meselesini bir miktar konuşacağız. Bunun yanı sıra da Tuncay Özkan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde HDP Genel Başkanı'nı cezaevinde ziyaret etti ve oldukça da konuşulan bir ziyaret oldu bu. Çıkışında söyledikleri ve içeride şimdiden söylemediği ne görüştüler, ne oldu? İki parti arasında bir yakınlaşma mı söz konusu ya da başka bir şeyler mi var, ne oluyor, ne bitiyor? Bütün bunları konuşacağız Tuncay Özkan'la da ikinci bölümde. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar. Sizi ağırlamak her zaman benim için keyifli oluyor. Çünkü samimi ve içten konuşuyoruz. Fikirlerinize katılmasak bile size her zaman saygı duymamız gerekecek bir tavrınız var. O yüzden hoş geldiniz. Bugün partiniz açısından önemli bir gündü. Evet. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden partinize döndü. Evet. 21'de de bir olağanüstü kongresi var AK Parti'de ve büyük ihtimalle genel başkan olması için yapılıyor bu. Evet. Bu neyi değiştirir AK Parti'de kısa vadede, orta vadede, uzun vadede? Ne olur? Bu önemli bir şey mi bu? Çünkü zaten Erdoğan'ın AK Partili olduğu bilinen bir şey. Bugüne kadar da bunu hiç saklamadı. Cumhurbaşkanlığında partiye üye değilken bile partiye müdahaleleri biliniyordu. Listenin hazırlanmasından başbakanların belirlenmesine veya görevden ayrılmasına kadar olan süreçlerde hep müdahildi. Ne değiştirir? Evet, şimdi ne değiştirir sorusuna cevap için herhalde Sayın Cumhurbaşkanlığı konuşmasında söylediği bir cümle çok önemliydi. Aşkım, sevdam dedi. Şimdi yani bir siyasi lider düşünün, ömrünü işte Türkiye'nin değişim hamlelerine adamış. Bu değişimi de 15 yıl iktidarda kaldığı dönemlerde belli bir düzeye getirmiş ve önüne koyduğu bütün projelerde de başarı sağlamış bir lider. Ve demin sizin de ifade ettiğiniz gibi 1940'lı yıllardan bu yana ilk defa çok tartışılan ama bir türlü de hayata geçirilemeyen bir projenin millete sunulması ve milli irade sonucu bu projenin kabul edilmesi. Yani yeni anayasa değişikliği, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesi. Bu tabii bence 16 Nisan böyle bir lider için nasıl çok makbul, mutlu bir günse bugün de bu projenin hayata geçmesinde kurduğu partinin tekrar arasına dönmek, o çatının içerisine girmek bence çok önemliydi. Ama sadece böyle de değil. Yani bütün bu meseleler tartışılırken, bütün bu siyasi mücadeleler verilirken muhalefetiyle, işte iktidar çevresiyle şuna biz tanık olduk. Neydi bu? Türkiye'de Erdoğan'sız bir AK Parti istendi. Tıpkı DYP'siz, Demirel'siz bir DYP,
Özalsız bir ANAP. Maalesef evet bu başarıldı. Yani DYP'siz, şeysiz, Demirel'siz bir DYP'den sonra biliyorsunuz DYP hiçbir şey yapamadı. Yani bir siyasi varlık gösteremedi ve çözülerek siyasi olarak ömrünü tamamladı. Aynı şey üstelik Türkiye'nin çok kritik bir zamanında ANAP'ın başına geldi. Yani Özal'ın yalnızlaştırılması ve Türkiye'nin belki en önemli milli projesi diyebileceğimiz işte Kürt meselesindeki çözüm arayışlarında belli bir hamle yaparken tarihsiz bir biçimde hayatını kaybetti, öyle diyelim. Ama bu hamleyi gerçekleştirdiği zaman da eğer partideki gücü bugün Sayın Cumhurbaşkanımız kadar güçlü olabilseydi belki tarih başka bir şekilde yaşanırdı Türkiye'de. Yani onu da bilmemiz lazım. Dolayısıyla bu şimdiye kadar siyasi lider kategorisinde görebileceğimiz, yani sadece genel başkan değil, evet bu gerçekten bir lider ki Özal böyle bir liderdi tabii ki. Demirel'in de hakkını yememek lazım. Demirel de yani merkez sağ için öyle bir liderdi. Dolayısıyla bu iki liderin de şunu gördük, partilerinden koptukları zaman Cumhurbaşkanı olma sürecinden sonra partileri siyasi varlıklarını sürdüremedi. Oysa yani sadece bir AK Partili olarak söylemiyorum ama yani bu ülkenin meselelerine biraz ilgi duymuş bir insan olarak şunu söylemek isterim. Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı var. Önümüzdeki yıllarda. Ama Tayyip Bey'in yokluğunda AK Parti çok büyük bir oy kaybına uğramadı. Hayır, uğramadı ama tabii bugün yani o salonda yaşanan karşılıklı duygusal bağı hakikaten kelimelerle tarif etmek mümkün değildi. Partinin buna ihtiyacı vardı. Yani işte Haziran seçimleri olsun, Haziran seçimlerindeki oy kaybı ve o oy kaybından sonra önümüzde işte beliren koalisyon meselesinde Sayın Erdoğan'ın yine çok basiretli ve isabetli siyasi tavrı olmasaydı yine parti ile Erdoğan arasındaki mesafe muhtemelen açılacaktı ve bu bir siyasi krize de dönüşecekti. Çünkü AK Parti öyle bir durumda ki AK Parti'nin yaşayacağı hiçbir şey olumlu olumsuz anlamda Türkiye'nin dışında düşünülebilecek bir şey değil. Dolayısıyla demin siz programı açarken Türk siyasi hayatı açısından da önemli bir hadiseydi bu. Bunu ifade ettiniz. Katılıyorum buna. Dolayısıyla yani bu bugün bu buluşma bence Erdoğan'sız bir AK Parti projesinin yani bununla uğraşan kesimlerin diyelim ki içeride ve dışarıda bununla çok uğraşıldı biliyorsunuz. Yani geriye dönüp şöyle arşivlere baktığımız zaman AK Parti'ye metiyeler dizildi ama Erdoğan söz konusu olduğunda işte müphem tavırlar konuldu. İşte Erdoğan olmazsa evet AK Parti çok faydalı. İşte merkez sağı topladı. İşte çevreyi merkeze taşıdı vesaire. Yani makbul bir yerde ama Erdoğan'sız olması koşuluyla. Ama şimdi bence sonuçta, bu sona erdi. Ama sonuçta AK Parti'den ayrılmak Erdoğan'ın kendi kararıydı Tayyip Bey. Cumhurbaşkanı ama 2007'de başlayan atılımla oldu. Kimse zorla yani, ayırmadı onu. Yani 2000 o hayır ama yani diğer bahsettiğim şeyler. Ama tabii şimdi 2007 yani bu süreç aslında bugün yaşadığımız süreçin şeyi başlangıç tarihi 2007'dir. Yani evet. Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçilmesi. Ve bu bir süreçti ve bu süreç içerisinde eğer AK Parti zayıflamamışsa bu projenin aslında halk tarafından da kabul gördüğünü gösteriyor. Bugün verilen mesajlar da çok önemliydi. Siz soracaksınız belki ama yani bence bir manifesto niteliğinde bir konuşmaydı. Öncesinde toplantının öncesinde medyaya yansıyan şey sanki öyle biçimsel bir buluşma olacak. Sayın Başbakanımız kısa bir konuşma arkasından yine üyelik gerçekleşecek. Yani bir formalitel bir şey yapılacak. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız çok kısa özet bir konuşma. Böyle olmadı. Hakikaten bir grup konuşması gibi oldu. Gayet böyle oldu ve hemen hemen bugün Türkiye siyasi gündeminde tartışılan bütün konulara açıklayıcı cevaplar verdi. Avrupa Birliği meselesinden tutun da sınırlarımıza son zamanlarda gelişen hadiselere kadar. Ve en önemlisi bizim evet çok vurgulamamız gereken tek bayrak, tek millet, tek devlet. Bu formülasyonun ne anlama geldiğini açıklaması, bunu ilk defa duyuyorum ben doğrusunu isterseniz. Yani bu her zaman onun konuşmalarında önde olan bir söylem biçimiydi. Ama bugün tek tek bu şeye yönelik yani bu ilkelere yönelik ne düşündüğünü açıkladı. Ben de bu çok önemliydi. Yine Avrupa Birliği konusunda açık bir tavır koydu. Ben öyle görmedim. Sertlikten ziyade çok açık bir teklif var. Dedi ki yani NATO Asamblesi'nde Avrupalılarla işte buluşma gibi bir şey söyleniyor. Fakat bizim bu konuda teklifimiz açıktır. Fasılları açın. Niçin durdurdunuz? Açın fasılları ve ilerleyelim. Yani bu
Şimdi son yaşadığımız seçim itibariyle söylemiyorum ama son 2-3 seçim itibariyle, yani referandumdan önceki 2 seçimde de biz hem bildirgemize koyduk, Avrupa Birliği stratejik bir hedeftir dedik ve bundan taviz verilemez dedik. Ama sonra tabii başta işte Avrupa Konseyi'nden çıkan olumsuz raporlar, yine Venedik Komisyonu'nun raporları maalesef siyasi zemini, yani Türkiye ile Avrupa arasındaki siyasi zeminin olumlu yönde gelişmesine el vermedi. Ama biz yine durduğumuz yerdeyiz. Yani nedir bu? Evet, fasılları açın, daha somut konuşalım. Nedir yani? Türkiye'den beklentileriniz nedir? Bunu konuşalım. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün çok yerinde bir tespitle söylediği, neden yani Fransa'daki o hale karşı çıkmıyorsunuz da bizim buradaki, burada işte bu kadar hadise yaşamış, yani dünyada benzeri olmayan bir darbe girişimiyle, daha doğrusu bir bölünme stratejisiyle karşı karşıya kalmış bir ülkeye karşı o hali tartışma gündemine getiriyorsunuz. Bu da haklı bir eleştiri bence. Ben Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesiyim. Yani orada olup bitenleri bizzat görebiliyorum, şey yapabiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Maalesef Avrupa'nın bugün bence en büyük eksikliği Türkiye'ye karşı düşünsel zemininde yaşadığı problemler. Yani entelektüel zemininde yaşadığı problemler. Dolayısıyla bu siyaseti de belirleyen bir hal alıyor ve Türkiye maalesef bir takım örgütlerin bakış açısıyla değerlendirilen bir ülke, hak etmediği bir biçimde değerlendirilen bir ülke olarak ortaya çıkıyor Avrupa'da. Belki bizim daha fazla kamu diplomasi, belki bizim hani Avrupa'nın düşünsel alemine, dünyasına daha fazla nüfuz etme çabamız falan, bunlar olabilir. Olması da gerekir bence. Ama ortada çok da iyi bir niyet olduğu söylenemez. Ya bütün bu çerçevede bugünkü konuşma bence bir manifesto niteliğindeydi. Bir çağ seslenişiydi. Hiç abartmıyorum. Baştan sona kadar dinledim. Ve zannederim bu konuşmayı Türkiye'de çok şey yapacağız, değerlendireceğiz. Ve en önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde alınan hayır oylarına yaptığı vurgu, tabii aynı şekilde AK Parti'nin oylarına da yaptığı vurgu, yani %51.4 tamamen AK Parti'nin oyları değildir. %48.6 da tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları değildir. Tabii. Yani bu gerçeklik, hani muhalefetten arkadaşlarımızın sık sık söylediği bu meşruiyeti genişletmek, evet demokrasinin kuralı budur. Siz %50'nin üstüne bir oy aldığınız zaman evet girdiğiniz seçimi ya da referandumu kazanırsınız. Ama hani sık sık söyleniyor ya, yani bu meşruiyet alanı. Evet, işte bu fikir ve bu söylem de bu söylediğimiz meşruiyet alanını genişletmek bakımından ideal bir görüş gibi görülüyor. Kaldı ki Avrupa mesela bunu çoktan terk etti. Yani kimse Macron için hani meşruiyet falan demiyor. %23 adam işte ikinci şeye girecek, biliyorsunuz. Ve muhtemelen de Cumhurbaşkanı olacak. %77 Fransız da aslında ilk tercihleri ondan yana değildi. Yani %23 gibi bir oy aldı, biliyorsunuz, ilk turda. Yani bu böyle, ama bizde tabii hani ağzımız çok yandığı için darbelerden, şuradan, buradan, meşruiyet arayışı iyi bir arayıştır, doğru bir arayıştır. Kimsenin buna itirazı yok. Ama bu meşruiyet arayışını yaparken başvuracağınız yöntemler sizin demokrasi ile olan münasebetlerinizi sınırlamamalı. Şimdi Danıştay'a başvuruyorsunuz, reddediliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi reddediyor. Şimdi AİHM'e başvuracağız diyorsunuz. Ama AİHM'in de gerçekten öyle, benim de AİHM'de çok davalarım oldu. Bilhassa seçimler bakımından da davalarım. Ben biliyorsunuz bağımsız aday olarak girdim ve ona da itirazlarım oldu ama aradan kaç yıl geçti, henüz hiçbir şey yok. Çünkü olmaz da. Çünkü muhtesabatı bu değil AİHM'in. Yani AİHM bu ülkede işte şu oldu, hadi tekrar bunu ye. Böyle bir şey yok. Baraj için yapılan başvuruları hatırlayın. Yani Kürt partilerinin kapatılmasından sonra yapılan başvuru. Mesela DAHAB davası böyle, başka davalar böyle. Barajla ilgili bir yorum yapıyordu ama bu tamamen o ülkenin hükümranlık hakkıdır. Barajı indir, kaldır. Ben sana öyle bir şey diyemem. Dolayısıyla bunlarla uğraşmaktan ziyade, yani bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışılıyor. Dün Sayın Baykal'ı dinledim bir televizyon kanalında. Yani
%24-25 eğer bu oyda Cumhuriyet Halk Partili seçmenin rolü varsa %24'ü de başka kesimlerden alınmış oylardır. Bunlar hesaba katılmadan analizler yapılıyor, tahliller yapılıyor. Bu doğru bir şey değil. Yani hem AK Parti işte meşruiyeti bu alanı genişletmek için yeteri kadar çaba göstermemekle biraz eleştireceksiniz, suçlayacaksınız ama sizin aklınıza aldığınız %24-25'e yakın oyun aslında ödünç oylar olduğunu da hiç getirmeyeceksiniz. Bunlar yok, bunu ben burada hep vurguladım. Yani Tayyip Bey'in en önemli kozunun bu olduğunu, AK Parti'nin hala %47-48-50-45 neyse bir blok oyunu koruduğunu ve buna mukabil karşıda ise dağınık bir fikren çok dağınık üstelik. Asla bir yere gelmeyecek parçaların bir tamam o da %50'ye yakın bir rakam oluşturur ama siyasi olarak bir güç oluşturamıyorlar noktasında. Yani şimdi ama şey başlamış işte, kurultay tartışması başladı biliyorsunuz. Yani CHP'de gerçekten işler çok zor yürüyor. Tuncay Bey'le bunu konuşacaksınız. Konuşalım. Yani Bey. Bizim konumuz bu değil ama yani böyle olmamasını istiyor şimdi insan. Yani orada işlerin biraz daha girmek istediği hani, konu muhalefet değil aslında. Değil tabii. Şunu da söylemek lazım. Mesela mühim olan demokrasi sizin kaç oy aldığınız değil. %75 de alabilirsiniz. Tabii. %85 de hatta %95 de alabilirsiniz. Mühim olan geri kalan %5 de ilişkinizin ne düzeyde olması. İlişkinizin ne düzeyde olması ve onların sizi onların nasıl algıladığı. Korumanız. Yani onların hakkını onların korumanız. Onların siyasi hakları, aynen. Onların kültürel hakları, aynen. Onların her aynen. Hakkını. Yoksa bir parti 45 alabilir. Yani 25 de iktidar olursunuz ama geri kalan %75'i bir korku içerisinde düşürmüyorsunuz. Yerel düzeyde yaptım. Yerel düzeyde politika yapıyorsunuz. İşte belediye başkanı oldunuz bir yere. Ya vatandaş hani vatandaşlık kültürü, demokrasi kültürünü benimsemişse ki Türkiye'nin çok şükür birçok yerinde bunu görüyoruz. Çok ciddi bir şey bu ve önemli bir şey. Yani yurttaşlık bilinciyle hareket etmek. Diyor ki ya kardeşim diyor sana bir sorunu getirdiği zaman sen bilmem falan partinin milletvekili ya da belediye başkanı değilsin. Benim de milletvekilimsin. Aynen. Benim de yani bu zaten halkın çok içselleştirdiği bir şey. Dolayısıyla bu içselleştirmeye siyasetçiye düşen görev uymaktır. Başka bir şey değil. Yani Batı demokrasilerinde genellikle yönetim ne hangi tarzda olursa olsun diğer kesim kendini çok dışlanmış, çok itilmiş veya çok sistemin dışında hissetmediği için tamam ben memnun değilim ama sonuçta da benim istediğim olmadı ama bunun da bana bir zararı yok noktasında bir aynen, şey var. Tabii ki. Mühim olan geri kalanın haklarını korumak. Yani biz kazandık, biz güçlüyüz, biz yaparız, siz de hiçbir şey yapmazsınız noktası yok. Doğru değildir. Ama bu Türkiye'de inanın hiçbir zaman öyle olmadı. Tabii uygulamada bir takım problemlerle karşılaştık. Bürokrasiden kaynaklanan problemlerimiz var. Zaten herhalde bu sistem değişikliği en çok da bürokrasiyi düşündürecektir. Çünkü yani burada da 50-60 yıllık bir miras var. Bir bürokratik miras var. Bu bürokratik miras her zaman siyasetçiyi geçici yani ötele gelmiş. Tabii. İşte bir gece kalacak, sabah gidecek. Asıl şeyin hanın sahibi benim gibi. Aynen. Ama bu şimdi bunun sonuna geliyoruz. Ve bu da bence Türkiye için hayırlara vesile olacak. Bürokrasinin devlet yönetiminde bir faydası vardır ama engelleyici olmaya başladığından itibaren de problemdir. Ama biliyorsunuz yani büyük projelerin engellenmesi yani hakikaten çok ciddi engellerle karşı karşıya kaldık. Tamam. Şimdi şunu da tartışıyoruz tabii. Yani bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Yani mesele sadece proje geliştirmek, hizmet alanında bir takım işler yapmak falan değil. İnsanların kalbine, yüreğine dokunmak lazım ve evet bu ülke o kadar çok büyük acılardan geçti ki yani bu söz en çok da bu ülke için çok geçerli. Evet. İnsanların yüreklerine dokunmak, insanların hafızasına iyi gelecek şeyler yapmak. Burada yani biraz ben yani belki 15 yıllık AK Parti iktidarı zamanında yapabileceğimiz çok daha fazla şeylerin olduğuna inanıyorum. Ama biz hep bu tartışmaları başlattık. Yani Dersim dedik, biz dedik, başka kimse de demedi. Sayın Cumhurbaşkanımız başlattı bu tartışmaları biliyorsunuz. Yine işte Doğu Güneydoğu'da yaşanan vahim şeyler, Diyarbakır cezaevi. Ama her defasında bir şiddet ve terör dalgası bu tartışmaları görünmez hale getirdi ve siyasi zemini zehirledi. Dolayısıyla hiç... Peki Orhan Bey, bazen de bu tartışmalar tamam güzel, hoş hesaplaşmalar falan filan biraz... Yani dokunmak budur. Ha, ama şimdi yani, benim bacağımda bir yara var. Şuramda bir şey kesildi ve çok canım acıdı ama kabuk tuttu. Artık acısını da yavaş yavaş unutmaya başladım. Şimdi gelip de o arayı tekrar kanatmak falan her zaman... Hayır. Hiç kanatmak her değil. Her ülke çünkü böyle şeyler yaşıyor tarih içerisinde. Yaşıyor tabii. Yani, bazı şeyleri de unutmak istiyor. Yani hesaplaşıyor, unutmak tabii istiyor. Ki. Hesaplaşmadan ama unutmak yani, istiyor. Ama hesaplaşmadan gerçekten o yaraların kabuk bağlaması çok kolay olmuyor. Üstelik biz bu acıları hep yenilenerek yaşadık yani. Düşünün ki yani hiç birimizin aklına gelir miydi? 2000
2012'de başlayan işte bir çözüm sürecimiz geleceğiz 2014'te hendeklerle bitecek. Hendeklerle sonuçlanacak ve biz o hendeklerle 2016'da, 2014-15 işte o civarda. 14'te kasılmaya başlandı aslında, evet. Biliyorsunuz o anlamda söyledim. Ve, ama olsa da barış ve ne olacak ediyordu. Ondan sonra 600-700 şehit. Bakın ben Mardin'den hep bunu söylüyorum. Mardin'in Selen kışlası var. Şehitlerimizi genellikle o kışlada yaptığımız törenlerle kaldırdık. Çok büyük acılar var. Yani oysa ben bile yani bu acılara vakıf biri değildim. Yani şimdi yeni bir kitap yazıyorum ve burada da bir öz eleştiri gibi belki bir muhasebe yaptım. Kendimle ilgili bir muhasebe yaptım. Nasıl olmuş da başkalarının acısını biraz ötekileştirmişiz, görmemişiz bu acıyı. Yani ben ne bileyim işte Nusaybin'de, Diyarbakır'da, şurada, burada faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin hikayelerini falan yazmış biriyim. Ama ben şehit askerlerimizin ve polislerimizin yaşadığı acıya yani gerektiği gibi tanıklık yapabilmiş biri de değildim. Bunu milletvekilliği döneminde gördüm. Selen kışlasında belki 80'e yakın şehidimizin cenazesini kaldırarak, onların annesine babasına sarılarak yaptım bunu. Dolayısıyla hani bu acıları yarıştırmak falan o da doğru bir tavır değil. Yani ortaklaşmak bu acılarda bence söylediğimiz hep yani hayali bir şey değil. İnsanlara dokunmak. Dokunmak budur. Yüreğine dokunmak. Yaşadığı acılara ortak olmaktır. Başka bir şey değildir bu. Yani. Ama işte siz bile mesela bu kadar bölge yani, insanı olarak, bu kadar her şeyin içinde biri olarak buna ancak 60 yaşından evet, sonra. Evet. Ve ben evet yani şimdi hakikaten. Ama bunu öz eleştiri olarak sunmanız da güzel. Aynen öyle. Ama böyle. Yani benim kuşağımın aydınları da böyle. Yani biz sadece kendi ortamımızda olup bitenlere ama ne bileyim Midyat'ta şehit olmuş bir polis, Diyarbakır'da şehit olmuş bir polisin Antalya'ya giderken işte ailesiyle orada buluşmalar falan. Bu bizim ilk karşılaşmamız. Toplum olarak da böyle. Yani 90'lı yıllarda yine şehitlerimiz oluyordu. Ama o cenazelere inanın halktan da kimse katılmıyordu. Korkunç bir korku atmosferi vardı çünkü bölgede. Yani apar topar kaldırılıyordu o cenazeler vesaire. Ama şimdi öyle değil. Tam bir halk uğurlamasına dönüşüyor. Yani çünkü bunu fark ettik. Evet burada farklı bir trajedi. Neyse var. Onu kapatacağım. Evet. Kapatacağım bu konuyu. Tamam. Diğer güneydoğumuzda ya da güneyimizdeki meseleye geleceğim. Ama bir reklam için mevsim durmamızı gerektiğini söylüyor. Ondan sonra devam edelim. Suriye'de neler oluyorla? Evet. Güneydoğu meselesi. Evet. Suriye'de çok garip şeyler oluyor. PKK'nın uzantısı olduğu bildiğimiz Suriye'de mukim YPG isimli grup ki bunlar bildiğimiz PKK'lılar ve bunlar doğrudan doğruya geçmişte de yakın zamana kadar da Öcalan'a bağlar gelirden, Öcalan talepleri doğrusuna gelirden, üstelik de Suriye rejimini de pek bir sıkıntısı olmayan, tam aksine Suriye rejimi tarafından, Esad rejimi tarafından ilişkiler düzelinceye kadar Türkiye aleyhine kullanılmış bir örgüttü bunlar. Evet. Ve bu örgütün lideri Salih Müslim daha sonra rejime karşı savaşacağını falan filan söyleyerek Türkiye'ye biraz yanaşmaya çalıştı. Ankara'da kabul mobul de gördü kısa sürede olsa. Fakat sonrasında birdenbire Amerika'nın ve Rusya'nın aynı anda güdümüne girme becerisini gösterdi. Yani dünyada pek çok konuda anlaşamayan iki ülke, bölgedeki çıkarları birbirine çatışan iki ülke, Suriye'de yapmak istedikleri temelde birbirine zıt gibi görünen iki dünya gücü YPG konusunda büyük bir uzlaşma içerisindeler ve ilk defa aynı konuda benzer hareket ederek YPG taraftarlar. Ve YPG bildiğimiz gibi bir terör örgütü Türkiye açısından. Yaptıklarına baktığınız zaman da bir terör örgütü zaten. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Buradan Türkiye nasıl çıkacak buradan? Çünkü YPG'ye ve hatta PKK'ya karşı attığı her adım hem Rusya hem Amerika tarafından koalisyon güçlerine karşı saldırı gibi algılanıyor. Artık Türk sınırında Suriye ile Türkiye arasında Amerikan askerleri var. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Buradan nasıl çıkacak Türkiye? Ya tabii bunlar son derece önemli gelişmeler. Şimdi buradan nasıl çıkacak sorusuna, yani bu hale nasıl gelindi ona bakmak lazım. Ona bakalım. Tabii Suriye'deki ayaklanmayla birlikte yani bugün işte YPG dediğimiz gücün aslında öyle çok gücü falan yoktu. Yok. Sonra oturdular tabii kendileri açısından bir durum değerlendirmesi yaptılar ve Esad'la anlaştılar. Esad'la anlaşırken anlaşmanın birinci maddesi şuydu. Esad'a karşı Kürt bölgesinde meydana gelen ayaklanmaların durdurulması. Ve oradaki Kürt partilerin bu ayaklanmanın dışına atılması. Daha doğrusu işte bir biçimde sürgün edilmesi bölgeden. Bir ikincisi Türkiye'ye karşı savaşın sürdürülmesi. Yani aslında biz YPG ya da PYD'yi tartışmaktansa
Bugün PKK'yı tartışmamız çok daha doğru olur. Çünkü aynı meseleyi biz işte Sincar bölgesinde de görüyoruz. Evet. İran'a karşı tabii şu an bir pozisyon almış değiller. Ama bunun tabii en önemli sebebi şu an zaten bu Kürt-Şii ittifakı dedikleri, yani bunun teorisini falan da yaptılar. Üstelik bu yeni bir şey de değil. 6-7 yıldır bunun teorisiyle uğraşıyorlardı ve böylesi bir sürece hazırlık yapıyorlardı. Şimdi Esad'la anlaşmaları bittikten sonra şey meselesi, işte DAEŞ meselesi başladı ve DAEŞ'e karşı karasal bir güç olarak kullanılabilecek bir örgüt haline gelmeyi başardılar. Yani işin gerçeği bu. Şimdi tabii o dönemde şöyle yapılsaydı, böyle yapılsaydı daha mı iyi olurdu falan. Bu geçti ama yine de ben şunu hep söylüyorum. Diyorum ki yani bu yeni koşullarda Orta Doğu'da bizim bir Kürt stratejisine ihtiyacımız var. Bu nasıl inşa edilir falan bu benim işim değil. Ben onu bilemem ama şunu görüyorum. Yani Rusların böyle bir stratejisi var ve böyle bir stratejiyle hareket ediyorlar. Yani Ruslar sabah uyanıp ya bu meselede ne oldu, ne bitti, hele bir bakalım. İşte böyle bir şey yok yani. Yani haber ajanslarını, Sputnik'i biliyorsunuz, geçen bir kanalda da söyledim, burada da söyleyeyim. Sputnik'e bazen demeçler falan veriyorum, röportajlar yapıyor Türkiye'nin iç gündemiyle ilgili. Geçen telefonum çaldı, açtım, Sputnik Kürdistan merhaba dedi. Şaşırdım tabii. Ne dedim, ne? Sputnik Kürdistan nereden çıktı? Biz dedi, işte Kürtçe'de yayın yapıyoruz. Ve biz Sputnik Kürdistan diye bir yayın şeyimiz de var, kanalımız da var yani. Hatta şey dediler, işte röportajı Kürtçe yapalım mümkünse. Ben de tamam dedim ve Kürtçe yaptık röportajı. Şimdi bu tabii şunu söylemek istiyorum. Ya bizim, yani Türkiye olarak mesela bir haber kanalımız bile yok bugün. Yani bu önemli bir şey. Yani bölgeye bütün Kürtlerin anlayabileceği Soranca ve Kurmanca. İki dil, iki lehçe, fazla değil. TRT Şeş bu görevi yapmıyor mu? TRT Şeş hem haber yapıyor hem de işte bir eğlence programı, programlar yapıyor vesaire. Bu ihtiyaca cevap vermiyor TRT Şeş. Bunu zaman zaman paylaşıyoruz arkadaşlarımızla. Çok kıymetli arkadaşlarımız var orada, çalışıyorlar. Çok da çaba gösteriyorlar. Yani mümkünse TRT Şeş'in diyelim bir haber kanalına dönüşmesi, eğlence kanalı olarak başka bir kanalın düzenlenmesi ama bölgeye yönelik mutlaka bir şeyimizin olması. Çünkü bakın Brüksel'de, Washington'da Türkiye algısı ne kadar aleyhimizde bir algıysa, gidin Erbil'e, bu kadar iyi ilişkiler içerisinde olmamıza rağmen sıradan vatandaşın algısı da böyledir. Çünkü 17-18 kanalı var çeşitli Kürt partilerinin ve maalesef bunların bir kısmı çok sert bir yayın politikasına sahip değiller bize karşı ama ekseriyeti Türkiye'nin işte rolünü önemsizleştiren, küçümseyen falan bir tavır içindedirler. Dolayısıyla yani yayından girdim. Asıl konuşmamız gereken şey bu değildi. Fakat yani bu bir örnek sadece tabii. Yani bizim evet hem arka bahçemizdeki Kürtlere diyelim, yani Suriye'yi de, Irak'ı da, hatta İran'ı da kastederek söyleyeyim, bir politikamızın olması lazım. Ve bu politika güncel siyasi gündemin peşinden sürüklemek falan gibi değil. 10 yıllara sari bir şeyimizin olması lazım. Bugün gidin bir politik heyetle, ne bileyim birkaç milletvekili grubuyla Erbil'e gidin, selamun aleyküm deyin. Orada iki gün kalın, şunu gözlemlersiniz. Önümüzdeki dönem Türkiye ile bu bölgenin entegrasyon dönemi olacak. Çünkü her bakımdan bize ihtiyaçları var. Tabii. Yani sadece ekonomik olarak değil ama bizim de onlara ihtiyacımız var. Yani bu da sadece ekonomik olarak değil. Yani demin sözünü ettiğimiz hani moral değerler bakımından, ortak tarihdaşlık bakımından, aynı dini paylaşıyor olmamız bakımından, akraba halk olmamız bakımından say sayabildiğin kadar. Dolayısıyla bu dört başı mamur yeni bir politikayı gerektiriyor bence. Şimdi tabii bunu söylediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız belki yanlış anlıyorlar. Sanki biz burada geride kalan o çözüm yıllarına, yani işte İmralı ile başlayan görüşmeler, ben böyle bir şey kastetmiyorum. Yani bana o konuda fikrimi sorarsanız ona da cevabım var. Yani PKK ile yeni bir süreç, hani ben PKK ile yeni bir süreç başlayacağı kanaatinde değilim. Böyle bir süreç hiçbir zaman başlamayacak. Çünkü PKK Türkiye ile ilgili bir örgüt olmaktan bence önemli oranda çıktı. Yani PKK'nin Türkiye'ye karşı savaşını durdurması vesaire, bizim kendi iç dinamiklerimizle, iç siyasi baskılarla yaratabileceğimiz, belki HDP'nin de bu konuda rol üstlenerek yapabileceği bir şey değil artık yani. Bunu anlamamız lazım. PKK ile ilgili konuşulacak şey elbette ki var. Nedir bu? Evet, silahları bırakmak istiyorlarsa
Bunun karşılığı olur. Cumhurbaşkanımız Mardin'de de Diyarbakır'da da bunu söyledi. Silah bırakan herkesle bir şeyler konuşuruz. Ne konuşacağız? Anayasayı mı konuşacağız? Hayır, anayasayı konuşamayız. Zaten konuştuğumuz için ve bir anayasayı yapma gücü silahlarla mümkündür gibi bir inanç öbür tarafta yaratıldığı için çözüm sürecinin bir bakıma başarısızlığa uğradığını düşünebiliriz ve düşünmemiz de lazım. Dolayısıyla şimdi durum şu, ben şahsen yani Amerikalılar sınıra yığınak yaptıkları zaman Mardin'deydim. Mardin'in işte Sayın Valimizle olsun, orada başka ilgili kişilerle olsun, bürokratlarla olsun. Bunu konuştuk. Bu bir sürpriz değil kesinlikle. Çünkü hep söylüyoruz, Amerikalılar uzun bir zamandır Orta Doğu'daki çıkarlarıyla Türkiye'nin milli çıkarlarının örtüşmediğini düşünüyorlar. Ve bu örtüşmeme üzerinden... Bu Obama'da başlayan bir şey ama... Obama'yla başladı. Joe Biden ama bunu Türkiye'ye siz geldiğinde... Joe Biden'la görüştünüz mesela geldiğinde. Evet. Görüşenlerden biriydiniz. Evet. Bunların sinyalleri var mıydı o zaman? Kesinlikle vardı. Yani o masada şunu söylediğimi hatırlıyorum. Siz Suriye'de doğru yapmıyorsunuz. Yani NATO ve müttefiğiniz olan bir ülkeye karşı böyle bir örgütü destekliyorsunuz. Hadi diyelim ki sizin milli çıkarlarınız, Amerikan çıkarları Orta Doğu'da böyle bir şeyi gerektiriyor. Peki bu örgütün asıl merkezinin Türkiye'ye karşı savaşmasına neden bir şey demiyorsunuz? Neden durdurmuyorsunuz? İsteseniz bunu durdurabilirsiniz. Yani ya Suriye ya Türkiye ikilemini bu örgütün önüne koyduğunuz zaman bu örgüt herhalde sizi çiğneyerek size rağmen Türkiye'ye karşı savaşı sürdüremez. Bunu biliyoruz yani. Şöyle dedi, dedi ki maalesef dedi bizim ulusal çıkarlarımız Orta Doğu'da Türkiye ile uyuşmuyor. Aynen dedi bunu. Aynen bunu dedi ve şöyle dedi, dedi ki ben dedi oğlumu artık Orta Doğu'ya savaşması için gönderemem. Bir oğlumu Irak'a göndermiştim, Irak'ta savaştı, arkadaşlarını kaybetti, arkadaşları orada hayatını kaybetti ama oğlum kurtuldu. Bir oğlu da kanserden vefat etti galiba, Joe Biden'ın. Ama öbür üçüncü oğlumu Orta Doğu'ya gönderemem, bunun için annesini ikna edemem. Şimdi tabii PYD saflarında annelerinin ikna edilmesine hiç ihtiyaç olmayan binlerce kişiyle buluştu Amerikan yönetimi. Ve bu onlar için iyi bir imkan. Tabii Türkiye'nin pozisyonu nedir? Sınır güvenliği, çok önemli bir şey bu. Ama bu sadece fiziki bir güvenlikten bahsetmiyoruz. Yani bir milliyetçi dalganın Topkapı Kobani'de olduğu gibi Türkiye'yi etkileme potansiyeli bugün Orta Doğu'da var. Var mı? Var tabii. Var ve bu hani saman alevi gibi bir anda işte parlayıp, Kobani'de öyle oldu biliyorsunuz, sönen bir milliyetçilik de olmaz. Maalesef olmaz. Dolayısıyla yani bu yüzyıl içindeki Kürt arayışlarının entegrasyon ve demokrasi üzerinden tolere edilebileceği yeni programlara ihtiyaç var. Bu yüzden ben bunu işte referandumdan sonra verdiğim röportajlarda çıktım, televizyon programında söyledim. Benim kişisel kanım şu, bu böyle bir siyasi anlayış, yeni bir anlayış Türkiye'de herkese kazandıracak ve Türkiye'ye de kazandıracaktır. Yani böyle bir anlayışa da bence ne Türk milliyetçilerinin ne de Türk ulusalcılarının karşı çıkma ihtimali yoktur. Yeni bir stratejimiz olmalı. Ama bu yeni strateji tabii yani Kürtler dünyanın neresinde olursa olsun kaybetsinler gibi bir şeye de, düşünceye de dayandırılmamalı. Böyle bir şeyimiz de yok. Zaten Kuzey Irak'la ilgili politikamız bellidir biliyorsunuz. Burada bizim karşı çıktığımız Kürtlerin ne bileyim Suriye'de Rojava bölgesinde bir statü elde etmeleri etmemeleri meselesi değil. Burada Türkiye'nin karşı çıktığı kendisine karşı savaşan ve hiç anlamsız hale gelmiş bir savaşı sürdüren bir örgütün burada statü kazanmaması. Bu Türkiye'nin milli çıkarlarına bu yüzden aykırı bir durumdur. Ama Erbil'de Kürtler şimdi hak kullanıyor, bir federal yapı içinde yaşıyorlar. Bunun bizim milli çıkarlarımızı zedeleyen bir yanı var mı? Hayır. Yani düşünelim 25 yıldır Özal'dan bu yana devam eden politikamız hiçbir şekilde Kuzey Irak'la olan ilişkilerimizi öteleyen bir politika olmadı. Tam tersine dostane ilişkiler içerisinde gelişen bir politika oldu. Burada problem, özellikle söylemek gerekirse PKK'nın, Pankürdizminin
Yani her tarafta ben söz sahibi olurum ve bu mesele artık işte Türkiye'de çözülemez, Suriye'de çözülmezse, İran'da çözülemez gibi bir anlayışın, yani tek tek ülkelerdeki siyasi süreçleri yok sayan bir anlayışın, Türkiye'de demokrasiyi, bırakalım demokrasiyi, sistemi konuşur hale gelmiş bir Türkiye'de çözümü şeye benzetmek, ne bileyim, Irak'ta bir çözüme benzetmek ya da Suriye'deki bir çözüme benzetmek, bu kafa karışıklığı içerisinde zaten giderek PKK ile Kürt halkı arasındaki mesafede açılıyor. Yani PKK'nin bu yeni paradigmaları hiçbir şekilde Doğu Güneydoğu'da Kürt yurttaşlarımız arasında bir kabul görmüyor. Zaten bu kabulü görseydi Kasım seçimlerinde bizim oylarımız %10-15 oranında, yine bu referandumda aynı şekilde %10-15 oranında bir trendle gitmezdi. Yani %17-18'lerdeki oylarımız şimdi bölgede %41'e, 42'ye, 43'e çıktı. Dolayısıyla biz burada tabii Amerikalılar şöyle yapacak, İngilizler şöyle yapacak, muhtemelen böyle olacak. Ruslar da başka bir şey yapacak. Japonlar, Çinliler fırsat bulsalar onlar da tabii ki bir biçimde sürece entegre olmaya çalışacaklar ki bunun biraz işaretleri de yok değil. Önemli olan Türkiye'nin en büyük Kürt nüfusa sahip olan ülkenin bu meseledeki pozisyonudur. Sağlam bir pozisyon. Bu bize karşı kullanılmak istenen en güçlü karttan daha güçlü bir kart haline gelebilir. Dolayısıyla bizim asıl meselemiz burada. Yani Diyarbakır'da, İstanbul'da. Yani İstanbul diyoruz, dünyanın en büyük Kürt nüfusu barındıran şehridir, evet. İstanbul. Dolayısıyla burada bu problemler aşıldığı sürece, yani ben size şunu söyleyeyim. Yani tabii ki siyasi partilerin çalışmasına yönelik bir şey söylemiyorum. Yani haklarına yönelik asla bir şey söylemiyorum. Ama bu kafayla HDP İstanbul'dan 1 milyon üstünde oy almaya devam ettiği sürece ve bu oyların hani makul, demokratik bir zeminde ifade edilmesi için başka araçlar, başka imkanlar konuşulmadığı ve sunulmadığı sürece bizim Suriye'de olsun, ne bileyim Irak'ta olsun, 10 yıllara sari diyebileceğim, 10 yılları garanti altına alan, dolayısıyla üniter birliğimizi garanti altına alan, dolayısıyla beka sorunumuzdaki riskleri ortadan kaldıran bir ulusal ya da milli politikaya sahip olmamız mümkün olmaz. Sayın Miroğlu, ben sanki şöyle bir senaryo okur gibiyim. Bunu tabii kesin söylemek belki biraz iddialı bir şey olacak ama sanki iki ayrı Kürt devleti kurma çalışması var gibi. Bir, Kuzey Irak'ta Barzani önderliğinde zaten 1970'ten bu yana özelliğini Irak'tan fiili almış zaten, ve fiili evet. olarak da yarı devletçik olan Kürdistan, Barzani Kürdistan'ının, işte Barzani Talabani Kürdistan'ının, ki artık Talabani'nin gücü çok azaldı. Bir orada bir Kürt devleti, Doğu Kürt devleti gibi, bir de sanki Suriye'de bir Batı Kürt devleti gibi, o da PKK'nın kontrolünde olacak. İki Kürt devleti kurulacak ve ilk aşama buymuş gibi bir hisse kapılmaya başlayan, yani Batı'nın planı buymuş gibi gelmeye başlayan. Sonrasında yani Türkiye'deki gelişmelere göre bunun sınırları değişebilir, değişmeyebilir gibi bir kurgu yapıyorlar gibi. Bunu valla yani bu tartışmaların ve bu gelişmelerin bir bütün olarak yani Kürtleri etkilemeye dair dinamikler üreteceğine hiç şüphe yok. Yani buna hazırlıklı olmak lazım. Peki Türkiye'deki Kürtler buna evet der mi böyle bir şeye? Türkiye'deki Kürtler eğer evet demiş olsalardı, bu düşüncede yani PKK'nin hendek politikasında bir başarı elde edilirdi. Yani PKK arasında bir başarı elde edilirdi. Ama o da ne olurdu? Bir felaket olurdu. Türkiye'deki Kürtler entegrasyona evet diyor, evet. Demokrasiye evet diyor, eşitliğe evet diyor ama asla tabii ki şeyle ilgisiz değil. Yani Rojava'da olup bitenlerle Suriye'deki Kürtlerin ne bileyim gelecekte ne kadar hak kullanacaklar, kullanamayacaklar, bu hakları kullanırken kim onları yönetecek, bütün bunlar Kürtlerin kendi iç meseleleri, iç problemleri. Ama bugün Türkiye'deki güçlü siyasi ekonomik entegrasyonu boşa çıkaracak, yani bunu kısa bir sürede etkisiz hale getirebilecek bir siyasi gelişme de yok ortada. Bunu da görmek lazım. Yani Kobani'de mesela bu yaratıldı biliyorsunuz. Evet. Ve Kobani'de biz iktidarı kaybettik. Yani bana sorulsa tabii ki çok etmenler vardı, çok sebepler vardı. Ama bence Kobani'deki milliyetçilik geldi. AK Parti hem İstanbul'da vurdu, hem Marmara'da vurdu, hem İzmir'de vurdu, hem de Akdeniz'de vurdu, Diyarbakır'da vurdu. Oylarımız Diyarbakır'da %15'e düştü.
Yani en önemli sebep buydu. Süreci bizim yönetemememiz. Yani Kobani'de yanlış yapıldı. Aynen. Tabii ki yanlış yapıldı. Ama tabii bu yanlışlıkların artık muhasebesini yapmak lazım. Bu yani Kobani'de yaparken, Türkiye hami devlet pozisyonuna geçip bambaşka bir yere gidebilir miydi? Yani Barzani ile ilişkiler biraz daha farklı değerlendirilebilirdi. Yani Kobani sanki kurtarılması gereken bir Kudüs gibi algılandı. Buna hiç gerek yoktu bence. Yani Kobani'nin DAEŞ'in eline geçmemesi için mücadele edersiniz. Ama PKK üzerinden, daha doğrusu PKK eliyle yükselecek bir milliyetçiliğe karşı da sizin önlemlerinizin olması lazımdı. Oysa bu konuda doğrusunu isterseniz süreç ben yani çok iyi yönetildiği, iyi yönetildiği kanısında değilim yani. Peki bundan sonra nasıl yönetebiliriz? Çünkü baktığınız zaman şimdi Türkiye'nin burayla silahlı mücadeleyi sürdürmesi Amerika ve Rusya tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yani yarın öbür gün Amerikan uçak savarları bir Türk uçağına vurabilirler. Şunu tabii ki bunlar ihtimal. Her zaman olabilir. Şimdi şunu anlamamız lazım. Yani bu çağ küresel ittifaklar çağı değil. Küresel ittifaklar çağı olmadığı gibi, yani hani bizim çok bel bağladığımız, NATO üyeliğimizden bu yana hani çok önemsediğimiz, işte Soğuk Savaş döneminde olsun, Soğuk Savaş dönemi sonrası işte çeyrek yüzyıl içerisinde dünyada olup bitenlere yönelik pozisyonumuz olsun. Bütün bunları hesaplarken dünyayı hep biz bir küresel ittifaklar dünyası gibi algıladık. Bence bu çöktü. Yani biz bir NATO üyesiyiz ve NATO ülkelerinde 40 yıldır bize karşı savaşan bir örgütün faaliyetleri bugün korkunç bir biçimde tolere edilmiştir. Avrupa'nın işte çeşitli kurumlarından çıkan raporları bu örgüt denetliyor, bu örgüt şey yapıyor yani denetliyor derken herhalde gidip o raporları yazan adamlara şunu ya, böyle değil. Ama yani fikirleriyle etkiliyor onları. Hatta yani militanlaştırabiliyor da. Yani son konseyin raporunu yazan milletvekilinin PKK gösterilerinde i̇şte, PKK bayrağıyla çekilmiş fotoğraflarını görüyoruz. Referandum izleme gelen AKİT gözlemcisinin yani, salak gibi yani, gidip şeyle fotoğraf çekilmesi. Yani böyle ama biz de yani Doğu Güneydoğu'da çok zor şartlarda arkadaşlarımız mücadele ettiler. Düşünün yani Muradiye'de ilçe başkanımızın konvoyuna ateş edildi. Yeğeniydi zannediyorum. Kendisi kurtuldu çok şükür. Yeğeni hayatını kaybetti. Evet. Şimdi bu AKİT'in raporlarına bir biçimde girmiyor. Biz yine bizimle ilgili, benimle ilgili, Mehmet'le ilgili, hatta Rıfat Bey'le ilgili, Rıfat Hizacıklı ile ilgili. İşte Nusaybin'de bir operasyonda infaz edilecekler listesi falan. Yani peki bu nasıl bir ortamda olduğumuzu net bir biçimde ortaya koymuyor mu? Yani ihlaller dediğimiz zaman sadece işte o hal üzerinden bir şeyi mi tahayyül ediyoruz? Bir tabloyu mu tahayyül ediyoruz? Bölgede elinde silah dolaşan yüzlerce, binlerce militanın belki yarattığı ihlaller ne olacak? Yarattığı baskı ortamı ne olacak? Haziran'da bunu çok yoğun bir biçimde yaşadı bölge. Belki referandumda biraz hafiflemişti. O da güvenlik tedbirlerinin artırılması sonucu oldu. Şimdi tabii meseleyi tartışırken yani böyle tartışmak da doğru değil. Güvenlik meselesi Türkiye'de bu söylediğimiz siyasi çerçevede önlemlerin alınması, yeni programlar inşa edilmesi de hiçbir şekilde engel değil. Bölge halkı güvenlik stratejilerini hiçbir şekilde reddetmiyor. Evet, evet. Asla reddetmiyor. Reddetse zaten yani bu konjonktürde yani güvenlik önlemlerini hat safhaya ulaştırdığımız bir konsepte oylarımızın %10-15 artması mümkün olmazdı. Dolayısıyla yani önümüzdeki süreçte tabii bu bölgedeki vaziyete bakarak küresel ittifaklara çok da güvenmememiz gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Ama bölgesellere de güvenemiyoruz. Yani çünkü ama yerel, hayır yerel. Bakın şimdi Amerikalılar. Neden mesela biz onlara ne teklif ettik? ÖSO'yla birlikte yapın yapacaklarınızı. Gelin Rakka'ya ÖSO'yla girin. Biz de destekleyelim falan. ÖSO'ya güvenmiyor. Yani Kürtlere, ama biliyorsunuz, Kürt örgütlerine ÖSO'nun ilk eğitilen grubu Kuzey Kuzey Suriye'ye yani, geçtikten sonra anında darmadağın oldu. Darmadağın oldu. Şimdi burada tabii yani Kürt milliyetçiliğinin insanları bir arada tutma özelliği var. Yani böyle bir şey yok, Arap milliyetçiliği. Kalmadı öyle bir şey. Yok. Yani bir takım işte mezhep ayrılıkları üzerinden meydana gelen örgütlenmeler. Ve bir de tabii burada hani bu meseleleri anlayabilecek. Bugün bir arkadaşımız yazmıştı. Aynen katılıyorum. Galiba sizin Serdar Turgut yazmıştı galiba Habertürk'te. Diyor ki Trump'ın bu meseleleri anlayabileceği kanaatinde değil. Hiç anlamaz. Nasıl anlayacak ki? Anlıyor olsaydı yani Obama'nın devam ettirir miydi? Tabii Obama'nın yani bir ölçüde de olsa anlama ihtimali belki var. Belki hani biraz entelektüel kimliği var falan filan. Ama bu adam inşaatçı. Bir siyasi hikayesi yok, bir şey yok. Apartman yapmış, başka bir şey yapmamış. Şimdi biz de tabii Sayın Cumhurbaşkanımız gidecek, görüşecek. Allah ona kolaylık versin. Çok zor.
Yani nasıl anlatacak böyle bir adama Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu? Pragmatist bir adam olduğu için belki biraz daha anlarsa da hareketi değişebilir. Pragmatizmi de yani öyle görülüyor ki mesela ilk seçildiği hafta şey dedi işte, yani bu Orta Doğu bize 6-7 trilyon dolara mal oldu. Biz bu parayla Amerika'yı iki defa inşa ederdik falan dedi. Böyle bu iyi bir düşünce aslında. Tamam Amerika'ya inşa etmekten uğraş o zaman. Neden bu sürecin içerisinde bu kadar? Üstelik Obama zamanında asker falan sevkiyatı yoktu. Şimdi asker gönderiyor buraya. Dolayısıyla hani söylüyorlar Obama yönetimi devretmeden önce bir rapor sunmuş Suriye konusunda. Ama o raporla ilgili Trump'ın herhangi farklı bir düşüncesi de yok. Yani evet. Obama'nın izlediği strateji aynen devam. Hatta bile daha bilinçsizce belki devam ettirecek. Yani maliyeti de neyse belli ki katlanacak. Çünkü evet. Küresel liderliğin bir maliyeti de var. Ben şahsen biraz farklı düşünüyordum. Yani 6-7 trilyon harcadık ne gerek var falan diyen bir adam bu küresel liderliğe daha fazla bütçe ayırmaz falan diye düşünüyorum evet. Ama hiç de öyle değil. Şimdi PYD'nin sınırdaki birliklerinden daha fazla sayıda asker gönderiyor. Dolayısıyla bizim evet yani seçim sonuçlarının çıkardığı şey şu. Doğu Güneydoğu'da Kürt seçmenin Türkiye'ye güveni ve bunu da tabii ki altını çizerek söylemek isterim. Çünkü gördüğüm tablo buydu Doğu Güneydoğu'da. Cumhurbaşkanımıza güvenini tazelemiş oldu. Aldığımız oyların anlamı üzerine düşünecek olursak en önemli şey sonuç bu bence. Bu da iyi bir şey. Buna da zaten seçim günü yani referandumun yapıldığı gün sandıklar açıldığı zaman hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız atıfta bulundu. Evet. Doğu Güneydoğu'daki oyların anlamı üzerine fikirler beyan ettiler. Evet şimdi bu anlamı bir yere koymak lazım. Bu da tabii evet yani varsa temsil alanında, varsa ne bileyim ekonomik alanda bir takım eksiklikler, bir takım tamamlanmamış işler bunların tamamlanması lazım ve insanların evet peki, yüreğine dokunmak lazım. Güneydoğu'da artık PKK'nın etkinliğini kaybettiğini ve PKK'nın etkinlik alanının Suriye'ye kaydığını, bir kısımda Kuzey Irak'ta kaldığını... Bunu PKK hiçbir zaman istemez. PKK'nın bugün ama öyle oldu diyebilir miyiz? Hayır, şu anda. Hayır, bu yanıltıcı bir şey olur. Zayıflıyor, eski gücünü kaybediyor çünkü... Savaşın bir şeyi kalmadı, bir nasıl desek, bir kıymeti evet, kalmadı yani. Halk açısından. Ona bir değer vermiyor. Zayıflıyor ama, değil mi? Güneydoğu'da PKK zayıflıyor mu? Zayıflıyor tabii. Ama siyasi hikaye bir yönüyle devam ediyor. Ve bu hikaye tabii ki işte HDP'nin üstlendiği önemli oranında bir hikaye. Peki bu mesela PKK'nın güçlendirilmesinden, PKK'nın Amerika tarafından silahlandırılmasından, hatta Rusya tarafından da bir kısım destek almasından Barzani rahatsız değil mi? Çünkü çok rahatsız. Bunun gücünün artması şu öbür an, tarafta zaten güçlü olan PKK'yı biraz daha Barzani üzerine salmayacak mı? Tabii yani Sincar'da aslında, Sincar'daki mevzilenmesi tabii biz Türkiye'ye karşı ikinci bir Kandil gibi düşünüyoruz ama Erbil'e karşı yeni bir Kandil gibi de düşünmek mümkün ve bunun mücadelesini Barzani ve ailesi de veriyor. Kürdistan Demokrat Partisi de veriyor. Çünkü bu bölge aslında Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde bir bölge. Aslında en çok Bağdat yönetiminin buna karşı çıkması lazım. Çünkü federal bölgenin toprak sınırları içerisinde değil. Bir yandan Amerika'nın güdümünde, bir yandan İran'ın güdümünde bir yönetim yok orada. Yani burada bir blok var ve o blok Barzani'ye %100 karşı. Barzani bir biçimde Türkiye ile kurduğu iyi ilişkiler nedeniyle cezalandırma stratejisi izliyorlar. İran, Şam ve bağlaşıkları ve Bağdat artı PYK. Dolayısıyla biz, artı Amerika. Yani şunu bilmemiz lazım. Artı Amerika. Suriye'de eğer bugün bu örgütün bir şeyi varsa, yani küresel aktörler nezdinde gördüğü bir değer varsa, ki var, bu inkar edilemiyor artık, edilmesi de gerekmiyor. Bunun en önemli sebebi Türkiye'ye yönelik şeyidir. Yani Türkiye'ye yönelik hareket kabiliyeti. Türkiye'ye, yani aslında Türkiye'ye karşı savaşarak bir şey elde edemeyeceğini biliyor. Ama Suriye'de bu küresel güçlerle kurduğu ilişkinin bir bedeli olarak yürütüyor bu savaşı. Türkiye'ye savaş. Aynen bu. Yani bu küresel güçler Türkiye'ye karşı bu savaşı istiyorlar. Aynen istiyorlar. Yani istiyorlar çünkü Türkiye ile ilgili bir sürü problem yaşıyorlar. Yani bu problemin artık hani iç siyaset dengeleri üzerinden kendi çıkarları doğrultusunda yönetme imkanları kalmadı. Demin programın başında söyledik. Yani neydi bu?
Erdoğansız bir AK Parti. 90'larda yaptılar. Olmadı. 90'larda yaptılar aynı şeyi. 90'larda da aynı şeyi yaptılar. Ama bugün hakikaten güçlü bir lider var karşılarında. Ve girdiği işte bütün seçimleri kazanmış bir lider var. Ve Kürt meselesinde de hem partisi hem kendisi. Artık bir muktesebat sahibi, yani bir hafıza sahibi bir lider var. Dolayısıyla Türkiye geçmişte de PKK'ya karşı savaşı kazandı. Yani bunu PKK kaynakları da itiraf ediyorlar. Ama kazandığınız zaman da kaybedersiniz. Yani savaşı kazanırsınız ama bu savaşın yürütüldüğü tarihte bir siyasi taban oluşur. Bunu gördük biz Türkiye'de. Yani askeri olarak PKK belki 1000 defa yenildi. Öyle düşünüyoruz. Evet. Düşünebiliriz bu tartışılır falan. Ama sonuç olarak gelişmelere baktığımız zaman PKK 90'lı yıllarda bile Körfez Savaşları başladığında küresel bir aktör olmak istiyordu. Bu imkan hiçbir şekilde yoktu. Onu kazandı o zaman. Tabii ki. Ama ya sadece bu değil. Yani Türkiye'de bugün işte 6 milyon civarında, 5 milyon civarında oy alan bir örgüt bu. Yani HDP üzerinden falan yorumlamaya da gerek yok. İşin gerçeği bu. Yani sanki benim hissiyatım şu, yani PKK, HDP seçmeninde de PKK'ya karşı bir tavır gelişmeye başladı. Yani bir dakika kardeşim. Yani sürüklediği, onu sürüklediği maç ama yani şimdi tabii ki oylarında bir azalma oldu ama yani şey olarak güçlerini koruyorlar. Yani HDP'nin HDP bir askeri vesayet altında bir parti baktığınız zaman PKK'nın askeri vesayet altında ama HDP'nin seçmen kitlesi içerisinde bundan rahatsızlık duyanlar da oluşmaya başladı. Tabii ki oluşmaya başladı. Bunu görüyoruz bölgede de. Yani partiye, AK Parti'ye teveccühün en önemli sebeplerinden biri de bu. Geriye kalan bir miras var. Şimdi herkes o mirasın üzerinde hesap kitap yapıyor. Dikkat ederseniz. Orhan Bey tamamlamadan son cümlenizi alayım. Seçimlerde yani HDP'nin mirasından bahsediyordum. HDP'nin mirası bugün ortada bir miras. HDP de tam olarak sahip çıkabilecek mi bu mirasına? Yani terör ve şiddete mesafe koyup yola bu şekilde devam edecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi ile kurduğu temaslar ona ne kadar fayda sağlayacak? Çünkü bütün hesaplar biraz da HDP üzerinden kuruluyor. Çünkü metropollerde olsun, Doğu Güneydoğu'da olsun hala ciddi bir tabanı var ve bu tabanın eğilimi seçim sonuçlarını belirliyor. Tıpkı çok yorumlandı, çok söylendi. Bizim seçim sonuçlarında Kürt seçmenin oynadığı rol gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir saat çabuk geçti. Evet. Keşke daha uzun vaktimiz olsaydı. Bir daha sefere 2 saat yapalım. Çok teşekkürler. Değerlice kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlarından Tuncay Özkan burada olacak. Ve biliyorsunuz HDP Genel Başkanı ile cezaevinde yapmış olduğu bir görüşme var. Onu da ele alacağız. Bu konunun biraz da devamı niteliğinde. Birkaç dakika sonra tekrar buradayız. Evet değerliciler, bu bölümde konuğum eski meslektaşım, yeni siyasetçi Sayın Tuncay Özkan. Tuncay'ım kusura bakma, sana Tuncay diyeceğim. Tabii, biz dostuz. Tuncay'a Sayın Özkan demek biraz garime gideceği için hoş geldin. Hoş bulduk. Sağlığın iyi görünüyor. İyiyim, Allah'a şükür daha da giderek düzeliyorum. İnşallah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Nazardan evet, saklasın. Evet, sağ ol, var olun, çok buralım. Teşekkür ederim. Hemen siyasi olarak son günlerin en çok konuşan meselen bir tanesine imza attın ama ondan önce şunu sormak istiyorum sana. Bunu geçen gün bir gazeteci dostumuzla, senin de yakın hatırladığın bir dostumla konuştuk. Senin siyaset öncesi siyasete yaklaşımınla, siyasete girdikten sonraki siyasete yaklaşımın arasında bana sorsan bir fark oluştu. Evet. Yani eski, sert, çok slogan söylemci, canhıraş siyaset yapan Tuncay Özkan'a daha akil, daha sakin, daha ülke sorunlarıyla daha böyle hemhal olmaya çalışan ve konulara farklı boyutlarda bakmaya çalışan bir Tuncay Özkan geldi bize. Evet. Sen kendini böyle bir değişim içerisinde görüyor musun? Şimdi biraz önce hani konuşurken söyledim, müzik değişti. Dansı da değiştirmek gerekiyor. Her şey değişiyor. Türkiye'de bizim 90'lı yıllarda aklımızın ucundan geçmeyen bir yerdeyiz bugün. Ve biz o gün gördüğümüz şeyleri anlatırken toplum bizi duysun diye biraz da fazlaca bağırıyorduk. Hatırla, Susurluk sırasında patronlar hep beraber karar vermişlerdi. Gazetecilere olan saygınlığı yükseltmek için duvar ilanları çıkıyorduk, billboardları donatıyorduk. Susurluk sonrasında gazetecilik meslek olarak yeniden kendine geldi demiştik. O zaman da çok bağırıyorduk. Aman duyun bizi. Aman bak ülke böyle bir uçurumdan aşağı gidiyor. 2000'li yılların başındaki Tuncay Özkan da çok bağırınca sesini çok duyuracak ve insanlar kendisini anlayacak zannediyordu. Öyle olmadığını, hayatın çok fazla sese sahip olduğunu, çok fazla renge sahip olduğunu, kendi yetersizliklerimizi de fark ederek düzeltmeye çalıştık. Bugün geldiğimiz nokta insanlarla daha iyi iletişim noktasında bir yerdeyse bu memnuniyet verici bir şey.
Hele sizin böyle dostların, iletişim dostlarının bunu böyle söylemiş olması daha yok, güzel. Yok, yani biz gördüğümüz üzere evet. Sohbet sırasında evet. senin yaptığın bir Demirtaş'la yaptığın görüşme evet. Twitter'dan önümüze gelince sosyal evet. medyadan böyle bir yorumda doğrudur, doğrudur. Doğru mudur, doğrudur. Değil midir? Doğrudur. Bizim yorumumuz. Doğrudur. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Keşke Cumhuriyet mitinglerini yaparken şimdiki aklım ve duygulara sahip olsaydım. 3,5 milyon insanı kucaklamak yerine 10 milyon insanı kucaklasaydım. Hayat hep öğretiyor. Bazen acılarla öğreniyorsunuz. Bazen farklı şeyler öğretmen oluyor. Ama keşke bugünkü aklım ve davranış sistematiğimle o gün o kürsülerde 10 milyon kişiye seslenebilecek büyüklüğü yakalayabilseydim diyorum ben de şimdi durup. Neyse daha gençsin. Tabii tabii olur. Olur. Peki hemen CHP'ye geleyim. Evet. CHP'de referandumdan sonra evet. Ki beklenen bir gelişmeydi. Evet. Liderlik meselesi tartışılmaya başlandı. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarzı, tavrı, evet. liderlik anlayışı, liderlik yapış biçimi tartışmaya başlandı. Ve dün de Sayın Fikri Sağlar, eski bir siyasetçi, evet. bakanlıklarda evet. Yapmış, aileden, gelenekten CHP'li bir siyasetçi de çok açık bayrak açtı ve dedi ki ya bıraksın, bu üslup devam edecekse bıraksın dedi. Çok ağır laflar etti. Dedi ki biz uzun uzun tartışıyoruz parti meclisinde bu konuları ancak dedi bizim tartışmamız hiçbir işe yaramıyor. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu kulağına ne üflenmişse sonunda o kararı alıyor. Dışarıdan birisi kulağına ne fısıldamışsa kim olduğunu bilmiyoruz onu dedi. O yönde karar alıyor dedi. CHP'de hakikaten böyle bir sorun var mı? Bir liderlik sorunu baş gösterdi mi? CHP bir liderlik arayışı içerisinde girmek durumunda mı? Girmeli mi? Ben arkadaşlarımın bireysel tercihleri konusunda tabii bir şey söyleyecek durumum yok. Yani kimlerle nasıl davranmak isteyecekleri konusunda. Ama benim şahsi kanaatim bugün bunun çok uzağında bir yerdeyiz. Bugün şahsi beklentilerimizin ya da isteklerimizin çok daha başka bir yerinde Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu Türkiye'yi çok iyi anlamak gerekiyor. Bizim partimiz bu tür tartışmaları geride bırakarak geldi. Bugün bizim 2019'da Türkiye'yi yeniden parlamenter çoğulcu demokrasiye döndürebilme amaçlı bir mücadele içinde olmamız gerekiyor. Parti için mücadelelerin tabanda çok uygun karşılandığını, CHP tabanının buna katıldığını, CHP delegelerinin yani kurultay delegelerimizin buna prim verdiğini zannetmiyorum. Tabii her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Herkes kendini bir başka yerde görmek isteyebilir ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütününe baktığımda, kurultay delegesine baktığımda, teşkilatlarına, örgütlerimize baktığımda gördüğüm şey şu, bu tür iç tartışmalardan daha çok bugün yakaladığımız bu %50'lik büyük bir yoğunlaşmayla Türkiye'yi parlamenter sisteme, demokrasiye geri döndürecek. Ve bize yeniden Türkiye'yi demokrasi içinde yaşanılır kılabilecek bir mücadele tarzı. Az önce Sayın Bey dedi ki CHP o %48,5'luk oyu dedi. Sanki kendi oyu gibi algılıyor ve böyle davranıyor. O da CHP'nin payı %25 dedi. Diğeri başka partiler, başka siyasi görüşler. %50'lik diğer payı %25 AKP'nin oyu. Geri kalanı da işte diğerleri diye bölmek mümkün olmadığına göre bugün bir varlıkla karşı karşıyayız. Değişmiş bir Türkiye var. Ve bu Türkiye'nin koşulları içerisinde biz diyoruz ki bu %50 oy bizim birlikte hareket edeceğimiz ve Türkiye'yi parlamenter çoğulcu sisteme döndürebileceğimiz, demokrasi içinde yaşayabileceğimiz bir ortamı sağlayacak oydur diyoruz. Fakat bu bizimdir. Neden bizimdir? Çünkü bizimle birlikte hareket eden insanlarındır. Yani Saadet Partisi Genel Başkanı da bu %50 benim diyebilir, onundur. Cumhuriyet Halk Partisi'nindir, bizimdir. Çünkü biz bugün artık hattı müdafaa değil, sattı müdafaa yapıyoruz. Bu müdafaa memleket meselesi üzerine kurulmuş bir müdafaadır. Bu müdafaada, yani benim Çanakkale'de bir tane şehidim var, dedem var, Ali Çavuş. Dumlupınar'da bir tane var. Yani Çanakkale şehitlerinin hepsi benim değil mi? Benim. Dumlupınar'da hepsi benim. Bu mücadelede ben bir satı mücadele yapmışım ve o satı mücadelede çoğulcu parlamenter demokratik sistemi kazananların, cumhuriyetçilerin saflaşmasında çok önemli bir birikim elde etmişim. Bu benimdir. Bu benim ham maddemdir. Ben bunu işleyeceğim ve ben Türkiye'yi yeniden parlamenter, çoğulcu, demokratik sistem içinde yaşanabilir bir ülke haline getireceğim. Adalet istiyorum, özgürlük istiyorum, barış istiyorum. Adalet, özgürlük ve barış isteyenlerin oranında %50 görüyorum. Buna bir yasak var mı? Yok hayır. Şimdi fakat bir yandan baktığın zaman da bu dediklerine %100 katılmakla beraber bir yandan baktığın zaman da karşı tarafa geçip de meseleye
Adalet ve Kalkınma Partisi veya Adalet Kalkınma Partisi'nin artık lideri gibi görebileceğimiz, çünkü yasal engel kalmadan önce Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözüyle baktığın zaman da o da diyor ki evet doğru, benim karşımda %48-49 bir şey var ama bunlar paramparça diyor. Yani şimdi bir yanda MHP var. Bir MHP'den yerde, gelen seçmen var. Bir yerde Devlet Bey var. Bir yerde Abdullah Gül var. Bir yerde Ahmet Davutoğlu var. Bir yerde Binali Yıldırım var. Bir yerde pek çok isim sayabilirim. Burada pek çok yapı sayabilirim. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı var. Pek çok şeyler sayabilirim. Bu bakış açısı küçümseyen, ötekileştiren, ayrıştıran, bölen bakış açısı. Bir, bugün artık bir partili cumhurbaşkanımız var. Bu cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanımız mıdır hepimiz tarafından kabul edilen? Tabii ki. Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı mıdır? Nasıl bakacağız? Şimdi bizim aldığımız eğitim, Cumhurbaşkanı yakasında rozet olmaz. Cumhurbaşkanı partili kimliği taşımaz. 1948'de rozet çıkarılmış, bir daha takılmamış. Bitmiş. Bütün bunlara baktığımız anda biz bugünkü Türkiye'yi algılamakta seninle benim aldığım eğitim zor bizi algılatır. Biz objektif ve tarafsız davranmayı hakkaniyete, hukuka uygun olarak bekleriz ve görmek isteriz. Şimdi ben Sayın AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına böyle baktığım zaman diyorum ki o paramparça bir kavanozun, bir vazonun bir parçası. Çünkü baktığım yerden gördüğüm şey paramparçalık. Ve bir daha asla su tutmayacak, buna eminim. O yüzden de şunu yapmaya çalışıyor. Yansıtma dediğimiz bir şey var psikolojide. Kendi üzerindeki her türlü sorunu bir başkasının sırtına yük olarak bırakmaya çalışıyor. Asla kabul etmeyeceğiz. Bir, bu anayasa referandumunda yapılan şeyler meşru değildir, hukuki değildir. İki, getirilmek istenen düzen tek adam rejimidir. Biz bu tek adam rejimini asla kabul etmeyeceğiz. Halkımızı anlatacağız. Halkımızla kucaklaşmamızı büyüteceğiz. Ve biz bütün bizimle birlikte hareket eden, hayır oyu veren, evet oyu veren ama yaşayarak görecek bütün dostlarımızla, bütün yurttaşlarımızla birlikte demokrasiyi Türkiye'ye yeniden getireceğiz. Buna kararlıyız. Ama AKP'nin sorunlarını biz sırtımıza almayacağız. O artık kendi sorunu. Önce gitsin Abdullah Gül'le, diğerleriyle sorunlarını çözsün. Onlarla olan ilişkilerini düzenlesin. Kendi içindeki parçalanmışlığa, kendi içindeki ayrışmaya bir son versin. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlarını FETÖ'den içeri alacaklar mı, almayacaklar mı? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Şimdi soruyorum. Ama kendi içlerinde bir sürü hazırlık var. Bugün Devlet Bahçeli sordu kendilerine. Yok mu hiç siyasetçi Fethullah'la beraber olan diye. Bunu sadece Meral Akşener üzerinde bir spekülasyon olarak mı algılayacağız? Ben öyle algılamıyorum. Yani Devlet Bahçeli de öyle, o anlamda söylemedi galiba yani, zaten. Tamam. Ben de öyle hiç algılamıyorum ama AKP'li arkadaşlara sorarsanız Meral Akşener'le ilgili konuştu diyorlar. Ben de diyorum ki ne alakası var? İçinizde kaç tane Fethullahçı var? Söyleyin, operasyonlarınızı yapın görelim. Yani o yüzden bu tür bu parçalanmış olan aynadan hakikati görmeleri mümkün değil. Bu parçalanmış olan aynayla Türkiye'yi okuyabilmeleri mümkün değil. Biz bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlüyüz. Biz bugüne kadar hiç olmadığı kadar beraberiz. Şimdi seçim, referandum sonuçlarına, seçim evet. Ağzımıza alışmış sandık günü seçim diyorlar. Referandum sonuçlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazları var. Evet. Ben seçim gecesi burada yaptığım konuşmada bu itirazların bir geçerliliği olamayacağını, çünkü Türkiye'de anayasa gereği Yüksek Seçim Kurulu kararlarına itiraz mümkün olmadığını söyledim. Dedi ki konuda oraya doğru evrildi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiliyor. Ben oradan da bir sonuç çıkacağını düşünüyorum ama CHP'nin bu mücadelesinde çok saygıyla karşılıyorum. Evet. Niye sonuna kadar mücadele etmedi inandığı doğrultuda? Tabii. Sonuç çıkıp çıkmaması CHP'nin meselesi değildir. Fakat geçen gün bu konuları tartıştığımız bir ortamda hayır oyu veren çok yakın bir arkadaşım dedi ki ben yine de CHP'ye çok kızıyorum dedi. Neden? Dedim ki niye kızıyorsun dedim. Dedi ki ya dedi ben dedi bir vatandaşım. Evet. Benim bir gücüm yok. Benim bir tane oyum var. Evet. CHP dedi diyelim ki dedi CHP'nin iddia ettiği gibi sandıkta hırsızlık var dedi. O hırsızlık olduğuna inanıyor zaten. Dedi ki CHP bu ben dedi o oyumu dedi CHP'ye emanet ediyorum burada dedi. Emanete sahip çıkamamak dedi bir basiretsizlik değil midir? Biz o emanete canımızla kanımızla sahip çıktık. Olguyu şöyle ele almak gerekir. 182 bin sandıkta biz bütün arkadaşlar, 122 bin sandıkta bütün arkadaşlarımızla oradaydık ve bir tek oyun dahi çalınmasına izin vermedik. Hırsızlığın olduğu yer YSK'dır.
oyunun kurallarının değiştirildiği YSK'dır. Bugüne kadar hiçbir şaibeye bulaşmayan, tartışmalara hep bir hakem rolüyle bakan YSK, bugün şaibeyi ve bugün konuştuğumuz kirletilmeyi yaratan yerdir. Şöyle ele anlatayım. Bu sandıkların tamamında biz arkadaşlarımızı görevlendirdik. 9000'e yakın sandıkta arkadaşlarımızı görevlendirememişiz. Oralarda da yok yani. Gidilemiyor. Güneydoğu sandıkları. Oralarda da diğer partili arkadaşlarımıza, Saadet Partisi'ne, HDP'ye müşahit kartlarımızı vermişiz. Oradaki 6000 arkadaşımıza müşahit kartı dağıtmışız. 4000 tane de bugün sivil toplum örgütleri olarak seçimi izleyen arkadaşlara vermişiz. Biz, buradan açık yüreklikle söylüyorum, partim adına söylüyorum, İnanarak ve bunu bilerek söylüyorum, bir tek oyun dahi çalınmasına izin vermedik. Bütün yurttaşlarımızın bu konuda gönlü rahat olmalıdır. Biz, bakın 68 bin blok oy kullanılan yerde, 68 tane hayır oyunun, evet 68 bin evet, 68 hayır oyunun çıktığı yerde dahi biz görevimizi sonuna kadar yaptık. Bir yer örnek vereyim, 19 yaşında genç bir kızı oraya sandığa görevlendirmişiz. Anneannesi ve dedesi hayır oyu kullanmışlar sandıkta. Muhtar gelmiş, genç kızımızı tokatlayarak, döverek kaldırmış, dışarı atmış. Sandık açıldığında o iki hayır oyu yok. Oyların tamamı evet. Biz tutanağımızı tutmuşuz, bildirmişiz. Nereye? Yüksek Seçim Kurulu'na. Peki soruyorum, 68 bin blok oyun kullanıldığı yerde YSK'nın görevi tam kanunsuzluk oluşmadı diyerek bu şaibeli seçimi geçerli kılmak için mazeret üretmek midir? Yoksa oraya müdahale etmek midir? Oradaki yargıçlarımızdan birinin karşı oy yazısı var. O karşı oy yazısını her yerden bulabilir dostlarımız, okuyabilirler. Sürece baktıklarında bunun bir kurmaca sadece olduğunu... Sadece bir yargıç. Bir yargıç. Ama her şeyi anlatıyor o karşı oyda. Bizim itirazımız üzerine, yani AKP'nin başvurusu üzerine niçin tamamının toplanamadığını, daha sonra nasıl ikna edildiklerini, bütün bunların hepsini orada görebiliyoruz. Şimdi biz buna YSK görevini yaptı diyeceğiz. Hayır. YSK tarafından kirletilen bir oylamadır bu. O nedenle de bunun şaibesi kalkmaz. O nedenle de burada kazananlar aslında kaybetmişlerdir. Çünkü sandıktan hayır çıktığını onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Bu halk da biliyor. Hiçbir şeyi saklamak mümkün değil. O yüzden biz diyoruz ki, ne yaparsanız yapın. Bu sizin kavanozunuz, küpünüz artık su tutmayacak. Çünkü halkın vicdanını da kaybettiniz. Demokrasi halkın vicdanının oylandığı yerdir. Siz gider, eğer o vicdanı çalarsanız, halkın vicdanını çalmaya, onun vicdanını başka bir yöne gasp etmeye çalışırsanız bunu bu halk unutmaz. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Yani bir daha halkımız şuna %100 emin olsun ama. Bir tek oylarını çaldırmadık. Bir tek oyları çalınmamıştır. Biz o bir oy için her türlü hukuki yönteme başvurduk. Çalınan yani şöyle YSK'nın diyorsun, tutumudur. Biz sahip çıktık ama YSK seçim sonuçları değiştirdi. Hayır. Net olarak zaten ben bunu hani söyleyip söylemem önemli değil. Peki o zaman bir dahaki seçim ne olacak? Bir dahaki seçim YSK değişmediği sürece. Bakın şimdi biz Avrupa Birliği bugüne yani 2002-2003 seçimindeki 2002'deki seçimdeki AGİT gözlemcilerin raporu uygun ama 2016-2017 referandumundaki şeyler uygun değil. Gözlemcilerin raporu uygun değil. Yani eğer gözlemciler sizin iktidarınızı evet doğru bir oylamayla seçildi derse bunu kabul edeceğiz ama burada yanlışlık var dese kabul etmeyeceğiz öyle mi? Böyle bir şey kabul olmaz. Ne olur ki AGİT hayır desen olur, evet desen olur. Hayır, bunlar sadece bakın. YSK seçim yapmaya gerek kalmaz. Yani eğer biz demokrasi diyorsak, demokrasi sandığa hür iradeyle gitmektir. Eğer biz hür irademizin çalınabileceğini baştan kabul ediyorsak, seçim yapmaya gerek yok. YSK, belirlenen tarihte bir açıklama yapsın. Biz seçim olsaydı böyle çıkacağına inanıyorduk sonuçların desin olsun, bilsin yani. Ötesini düşünmeye gerek yok. Aradığımız şey demokrasi ise, aradığımız şey özgürlük ve adaletse, onun için kavga vereceğiz ve biz bu kavgada haklıyız. Bir tek yurttaşımızın oyunu dahi çaldırmadık. Oyları gasp eden, bu seçimi, bu referandum oylamasını kirleten YSK'nın kendisidir. Peki. Çok konuşulan konulardan bir tanesi de bakıyorum reklam süresi geldi sonra deminden beri azar işitiyorum çünkü reklamları vaktine vermediğim için. Çok konuşulan mesela bir tanesi de senin geçen hafta içerisinde, geçen hafta sonuna doğru değil. Cuma günü. Cuma günü.
HDP'nin tutuklu genel başkanı, evet, Selahattin Demirtaş'la yaptığın görüşme. Evet. Şimdi HDP 1 Aralık'tan bu yana, özellikle 1 Aralık'tan, pardon, 7 Haziran'dan bu yana tukaka bir parti olarak görülüyor. Çünkü seçimden oldukça iyi bir sonuça çıkmış olmalarına. 6 milyon oy aldı. Evet. Terörü engelleyemeleri, PKK'nın muazzam bir saldırı yapması, hı hı, Hendek savaşları, HDP'nin buna çok net bir tavır aldı ama net bir tavır alamaması, hı hı, buna karşı koyamaması, bunu engelleyememesi siyaseten HDP'yi göçertti ve HDP biraz ne diyeyim, dokunulması yasak bir parti, hı hı, haline geldi. Televizyon programı bile pek fazla ağırlanamaz, evet, hale geldi. Ekranlar kapatıldı. Çünkü siyasi bir davranış biçiminden çok, hı hı, bir terör örgütünün baskısı, denetimi altındaki bir parti izin verdiler. Sen buna rağmen çok büyük bir risk alarak, evet, gidip HDP Genel Başkanı'yla cezaevinde görüştün. Niye böyle bir görüşmeye ihtiyaç ettin? Amacın neydi, mesajın neydi? Konuştuklarına sonra geleceğiz. Türkiye, kuralları tamamen değiştirilmiş yepyeni bir siyaset oyunuyla karşı karşıya. Burada meşru olanın yanında olmak, vicdanlı davranmak, merhamet, adalet ve saygı içerisinde oyunun bütün taraflarıyla görüşmek bir siyasetçinin kaçınılmaz ödevidir. Siz 6 milyon oy almış bir siyasi partinin genel başkanını hiçbir demokraside cezaevinde tutamayacağınız gibi, hiçbir demokraside onun bir başka siyasetçi tarafından görüşülmesini speküle etmek gibi bir anlayışa da sahip olamazsınız. 6 milyon oy almış bir siyasetçi cezaevinde tutulmaz. Bizim iki tane dokunulmazlık olgumuz var. Bunlardan bir tanesi kürsü dokunulmazlığımız, konuşmalarımızdan dolayı. Diğeri de suça karşı. Yani tarihi eser kaçırırken bir siyasetçiyi yakalarsınız, tutanağını tutar, fezlekesini hazırlar, gönderirsiniz. Suç üstünde tutarsınız, dönem sonunu bekler. Evet. Kürsü dokunulmazlığı ise söz hakkıdır. Bugün Selahattin Demirtaş'a izafe edilen suçlamaların tamamı kürsü dokunulmazlığı ile ilgili suçlamalardır. Böyle terörist yaftası yapıştırarak, çok çeşitli şeylerin hesaplaşmasını onunla görmeye çalışarak bir kişinin toplumda siyaseten elde ettiği oyları hiçe sayarak Türkiye'nin yeni siyasetine bakış mümkün değildir. Şunu hatırlatmak isterim. 16 Nisan'da İzmir'den çıkan hayır oyuyla Diyarbakır'dan çıkan hayır oyu aynıdır. Türkiye kurucu hattında neredeyse birleşmiştir. Cumhuriyetçiler, cumhuriyeti savunmak isteyenler, demokrasiyi savunmak isteyenler, eğer Diyarbakır'da da olağanüstü hal koşulları altında, İzmir'de de aynı oy oranında cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyorsa, o bileşenlerden biri olan Selahattin Demirtaş'ın ziyareti bir adalet, bir merhamet ve bir saygı çerçevesinde mümkündür. Bunu yaptığım için de çok mutluyum. Bundan sonraki siyasi süreçte de toplumun hiçbir bireyini ötekileştirmeden, toplumun hiçbir grubunu ötekileştirmeden siyasetin büyük ve kavrayıcı bir noktada ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu ziyaretin partinin politikaları veya partinin genel başkanının bilgisi doğrultusunda ödüyorsun, sen bireysel bir inisiyatif mi kullandın? Şöyle, ben hemen çıktıktan sonra da bilgi verdim. Genel başkanımızla bugün gene konuştum. Ben partimizin reddedeceği, partimizin vicdanına sığmayacak hiçbir şeyi gerçekleştirmem. Hı hı. Çünkü bana göre parti en önce disiplindir. Yani disiplin dışı davranacaksanız parti içinde olmanıza gerek yok. Aktivist olursunuz. Yani şöyle söyleyeyim, parti bir ortak akıl, parti bir kurullar hiyerarşisi. Eğer siz orayı kırıp dökecek bir tutum içine takınırsanız, partiye zarar verecek bir tutum içinde olursanız, bunun kimseye bir faydası olmaz, Türkiye'de bir faydası olmaz. Ben partimin gösterdiği hoşgörü, iyi niyet ve partimin bu konudaki kucaklayıcı Türkiye'yi... Ama önceden haber vermeden, önceden izin almadan herhalde. Şöyle biz... Yani bu sözlerini onu anlıyorum. Hayır, şöyle. Sayın Genel Başkanımızla yaklaşık 2,5-3 ay önce bu konuda bir konuşma yapmıştık. Ben böyle bir ziyaret gerçekleştireceğimi söylemiştim. O da uygun gördüğüm zaman gerçekleştirebileceğimi söylemişti. Hı. O anlamda herhangi bir çelişkimiz yok, aha, yani. Aha. Yani zamanlaması konusuna ben karar verdim ama izni Sayın Genel Başkanımız vermişti zaten. Evet, vermişti. Onun bilgisi, onayı dışında bir şey değil yani. Değil, hayır.
Peki bu CHP'nin Güneydoğu politikasında bir değişim anlamına geliyor mu bir yandan? Hayır, Türkiye'nin siyaseti değişti. Türkiye'ye bakış açımız yeniden ele alınmak zorunda. Türkiye'nin birinci sorunu Kürt sorunu. Bu soruna doyurucu yanıt vermeyen, bu sorunu kucaklamayan, bununla hemhal olmayan bir siyasetin Türkiye'de iktidar olması ya da Türkiye yönetmesi söz konusu olabilir mi? Bir de bu sorun sadece iktidar partisinin elinde bir oyuncak mıdır ki sürekli çekip büzüştürecek ve kendi keyfine göre nitelemelerle, değerlendirmelerle ve kararlarla bu sorunu yönetecek. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Biz bugün Türkiye'nin güneydoğusunda da batısında da yaşayan Kürt kardeşlerimizle birlikte, Türkiye'de hiç kimseyi ötekileştirmeden bir büyük kucaklaşmayı gerçekleştirerek çoğulcu parlamenter sisteme, demokrasiye dönüş yolunu arıyoruz. Ben size söylüyorum, Diyarbakır'da alınan oy oranıyla İzmir'de alınan oy oranı bizim demokrasi ve çoğulcu parlamenter sistem konusunda aynı hatta olduğumuzu gösteriyor. Kürt olsanız ne olur, Türk olsanız ne olur? Ben bir Türkmenim. Gittim hayır oyu verdim. Bu beni suçlu, terörist, alçak mı yaptı? Hayır, ben ulusumun gönencini savunduğuma inanıyorum. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Ben Mustafa Kemal'in çağdaş uygarlık, muasır medeniyet meşalesinin taşıyıcısıyım. Bu beni gerici mi yaptı? Hayır. Biz çoğulcu sistem içerisinde Kürt kardeşlerimle de diğer etnisitelerle de kucak kucağa bu ülkeyi yüceltecek her türlü çalışmanın içinde olacağız. Ha, terör örgütüyle mesafemi. Terör, PKK bir terör örgütüyle alçaktır. En büyük alçaklığı da bana sorarsanız HDP'ye yapmaktadır. Belki hatırlarsın. Kesinlikle. Belki hatırlarsın. Ben Cumhuriyet Gazetesi, sen de Cumhuriyet'teydin. Biz ayrılmıştık Cumhuriyet'ten. O dönemde ben SHP Genel Başkanı Erdal Bey'in danışmanlığını yaptım. Evet. Bir süre. Sonrasında Ankara'daydın. Ankara'daydım, evet. O süreçte biliyorsun Erdal Bey bir karar aldı. Yani terör olgusunu bitirmek, silahlı çatışmaları sonlandırmak ve bunu siyaset yoluyla halletmek için, hiç unutmuyorum, İzmir'deydi galiba toplantı, il başkanlarımızı topladık. Ve Erdal Bey orada bir konuşma yaptı. Dedi ki, arkadaşlar bu kararımız belki bize çok zarar verecek. Kim verdi? Biz siyaseten kaybedeceğiz. Ama Türkiye kazanacak dedi. Hep de yapılan seçim işbirliği. Evet. Ama Türkiye kazanacak dedi. Bakın, son 10 yılımız açılım süreci diye bir olguyla geçti. Evet. Ve bittiği andan itibaren yaşadıklarımızı hep beraber gördük. Sadece Diyarbakır'da 280 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Bütün bunları yaşayarak ve etrafımızı saran ateşi de göz ardı etmeyerek Türkiye'nin geleceğinin hep birlikte kurulması zorunluluğunu artık algılamak zorundayız. Şimdi Tuncay, söylediğin kulağa hoş gelen ve kimsenin kolay kolay hayır demeyen şeyler ama mesela bir önceki seçimi göz önüne alırsak mesela, evet. Şimdi İzmir. Tamam. İki tane, üç tane, neredeyse üç milletvekili çıkartıyorlardı. Tamam, ama mesela İzmir'de geçerken HDP konvoyunun taşlandığı günler yok, de oldu. Yok yok, hayır bak şimdi. Yanlış bilgi. Hayır, yanlış bilgi. Ben tam Alsancak'ta oturuyorum. Hı-hı. Bütün konvoylar benim evimin önünden geçiyor. Evet. Ben HDP konvoyu geçerken onlara herhangi bir şey yapan hiç kimseyi görmedim. İzmir'de bu tür şeyler olağanüstü bir hoşgörüyle, geniş yüreklilikle, büyük vicdanla kabul ediliyor. Biliyorum, genelde öyledir. Yani İzmir'in böyle bir problemi yok. Bir de şu sonuca bakalım. 2000 işte seçimler sürecinde hem Haziran hem Kasım seçimleri süreciyle birlikte 16 Haziran'a bakalım. Ben diyorum ki Diyarbakır'da çıkan oy oranıyla aynı. İzmir'de çıkan oy oranı, evet, aynı. Şimdi ben de soruyorum. İzmirliler mi, Diyarbakırlılar mı terörist? Kim terörist? Hayır oyu vermekle terörün ne alakası var? 6 milyon oy almış bir siyasi partinin genel başkanına 93 tane dava açacaksınız ve bu davaların hepsi konuşmalarından dolayı olacak. Ve savunmasını yapmak için kendisine 2 hafta öncesine kadar bir ajanda dahi vermeyeceksiniz. Tecritte tutacaksınız. Bu hukuk olacak, bu insanlık olacak, bu merhamet olacak, bu vicdan olacak. Ama Tuncay Özkan gidip, ya ne yaşıyorsun? Burada bir demokratik... Bize sen de aynı şeyleri yaşamış biri olarak. 6 yıl cezaevinde yatmış bir insan olarak gidip, ya nasılsın diye sorduğunda ben teröristle işbirliği yapmış olacağım, öyle mi? Estağfurullah, şöyle bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu hastalıktan Türkiye'yi kurtaracağız. Birinci koşul şu. Hani dedin ya, bir değişim Tuncay, bak daha iyi oldu. Ben de Türkiye'ye diyorum ki müzik değiştiği zaman dans değişir. Yani herkes kafasına göre oynamaya devam edemez. Türkiye'de siyasetin bütün koşulları değişti. Ve biz bugün
Demokrasiyi arıyoruz, özgürlüğü arıyoruz. Biz bugün gençlerimizle birlikte, bizim kuşağımızla birlikte hep beraber eğer demokrasiyi ve özgürlüğü getiremezsek biz önümüzdeki kuşaklara başımız yerde bakmak zorunda kalırız. Onun için de kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseye herhangi bir yafta yapıştırmadan bu demokrasi yolculuğumuzu kucaklaşarak devam edeceğiz. Şimdi Diyarbakır'da hayır oyu verenler, evet oyu verenler, teröristler ve terörist olmayanlar ikiye ayrılabilir mi? Bir ara verelim. Tamam olur mu? Hem Demet Akşener'in neler konuştuğunu soracağım. Tamam, hem olur. De sözlerinden sanki böyle bu anayasa değişikliğinden geri dönmüş gibi hissiyata kapıldım. Onu da soracağım. Kısa ara ama. Şimdi Tunca, yaptığın bu ziyaretin olumlu yankıları kadar olumsuz yankıları oldu. Sen ne biliyorsun? Sen bir meslektaşımız Tuncer Bahçıvan Twitter'dan diyor ki, sorar mısınız partisinin ve kendisinin HDP aşkı nereden geliyor? Bir aşkımız yok. O ayrı bir parti, biz ayrı bir partiyiz. Şimdi soruyorum, yani başkalarının Barzani aşkı, başkalarının işte İslamcı Kürt aşkı ya da Kürt aşkı ya da Türk aşkı diye bir şey konuşmak mümkün mü? Önce bir etnisiteyi bir tarafa bırakacağız. İnsan olarak. Hepimiz insanız. İnsan olarak. Kürt etnisitesinden bir insanla benim oturup karşılıklı konuşmam bu kadar ne var yani? HDP aşkıyla biz farklı farklı partileriz. Bizim ideolojilerimiz farklı. Olaya bakış açımız farklı. Ama bugün bizi birleştiren şey cumhuriyetçi cephedir. Cumhuriyetin ve demokrasinin savunulması cephesidir. Tekrar ediyorum. Diyarbakır'la İzmir halkının oluşturduğu bu cepheyi kimin yıkmaya gücü yetebilir? Demokrasiler çoğulculuk değil midir? Bir grubu ötekileştirerek ya da diğerlerini ötekileştirerek nereye gidebiliriz? Tuncer Bey benim çok da sevdiğim bir gazeteci arkadaşımız. Şimdi soruyorum ben de bu düşmanlık neden? 6 milyon oy almış bir partiyi, terörle ilişkisi olmayan bir partiyi, bütün bunları nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yan yana oturuyoruz? HDP'nin hakikaten terör ilişkisi olmadığı... Ben savcı değilim, yargıç değilim. Biz birlikte oturuyoruz, yan yana oturuyoruz. Bu nasıl bir şey? Yani şimdi Pınar cezaevinde Pınarhisar cezaevinde yatan siyasetçiyi ziyaret ettiğiniz zaman kahraman, Silivri'dekini ziyaret ettiğiniz zaman hain, Edirne F tipinde yatanı ziyaret ettiğiniz zaman terörist bölücü mü oluyorsunuz yani? Böyle bir mantıkla Türkiye'yi bu troll ağzıyla konuşma işini bırakacağız bir Türkiye'de. İki, hep beraber Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Bu ancak yüksek siyasetle olur. Kinle, öfkeyle, biriktirdiğimiz öç alma duygularıyla bakarsak bu olaylara bir noktaya ilerlememiz mümkün değil. Demokrasiyi de geri getiremeyiz. Bugün hep beraber Türkiye'nin umudu, çocuklarımızın umudu için, geleceğimiz için bir demokrasi inşa etmek zorundayız. Bu demokrasiyi, bu tek adam rejimini gönderirsek başarabiliriz. Peki. Gelelim görüşmeye. Evet. Şimdi Demirtaş'ın uzun zamandır hiçbir sesini, sedasını duyamadık. Giden yok, gelen yok. Giden yok, görebilen yok, konuşan yok. Partisine de genel olarak baktığı zaman kapılar kapalı. Çünkü neden? Partinin yarısı içeride. Bir bölümü içeride, bir bölümünde dışarıda olanları da ne bileyim mesela programlara davet etmek istediğimiz zaman... herkes korkuyor. Ya yani, bir dakika falan filan işte biz teröre destek veren durumu. Herkes çekiniyor. Evet. Ne anlatıyor Demirtaş? Yani mesela pişmanlıkları, siyasi hataları, mesela 7 Haziran'dan sonraki PKK'ya karşı tavır alamayışları, net bir söylemle terörü lanetleyemeyişleri, o hendekler sürecinde seslerini çıkaramayışları, bütün bunlarla ilgili muhakkak konuşuruz. Ne anlatıyor, ne konuşuyor? 2 saat 15 dakika görüşme yaptık. Her şeyi konuştuk. Bir kere ben tabii onun söz hakkına saygı duyduğum için ilk duruşmasında söyleyeceği şeyleri benim burada ifade etmem yani çok şey. Olmaz. Etik değil. Ama şunu söyleyebilirim. İlk duruşmasında Türkiye'nin onu can kulağıyla dinlemesini tavsiye ederim. Bir, Selahattin Demirtaş hendek çukur siyasetinde ne yaptıklarını anlatıyor. Yani 1 Ekim tarihinde Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeleri anlatıyor. Nasıl karşı çıktığını hendek ve çukur siyasetine bunları anlatıyor ve bunları anlatacak. Ve Selahattin Demirtaş PKK'nın silah bırakması, Türkiye'ye barışın gelmesi için neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Bir dinleyelim. Bugüne kadar hiç dinlemedik. Belki bir şey söyleyecekler. Bu insanları bir dinleyelim. Biz söyleyecekleri bir Korkunca, şey var. Yani epey zaman dinlemedik mi onları? Ama epey zaman. Dinledik yani, ne kaybettik? Bir şaka dinledik mi? Bir barış kazandık. Ama...
Şimdi bir barış kazanamadık açıkçası. Ya şöyle, yani baktığın zaman şöyle yani... bakalım mı? Rolleri şöyle görelim mi Fatih? Acaba bize barış diye dayatılan şey bugünlerin bir planlaması mıydı? Çünkü biz itiraz ediyoruz. Diyoruz ki yöntem bu değil. Şimdi ben Selahattin Demirtaş'ı dinleyince özellikle Çukur ve Hendek siyasetinde onlar da en az benim kadar bağırmışlar. Bunu gitmişler başbakanı anlatmışlar. Bunu gitmiş bakanlara anlatmışlar. İsimlerle, tanıklarla anlatıyorlar. Şimdi ben de diyorum ki bu hendeklerin kazılmasına, bu çukurların açılmasına, bu olayların yaşanmasına sebep olanlar hiç bundan bir siyasi pişmanlık duymayacaklar. Ama bu hendeklerle, hendeklere karşı çıkan Kürt siyasetçiler, çukur kazılmasına karşı çıkan Kürt siyasetçiler... Çıkmışlar mı hakikaten? Çıktık. Anlatıyor. Bana anlattığı şeyleri mahkemede anlatacak. O yüzden ben anlatamıyorum. Karşı çıkıp anlattıkları şeyler Türkiye'de siyaseti yeniden şekillendirir. Ahmet Davutoğlu'nun çıkıp açıklama yapması gerekir başbakan olarak. Yalçın Akdoğan'ın çıkıp açıklama yapması gerekir başbakan yardımcısı olarak. Bakan olarak. O zaman soruyorum. O zaman bırakın dinleyelim. Şimdi... Peki o süreçte mesela televizyon programlarına falan katıldı. O zaman yasaklı değildi. Televizyon programlarına iyi bunu anlatmak. Anlattık diyor. Meclis kürsüsünden de anlattık diyor. Tutanaklara bakabilirsiniz diyor. Kobani sürecini anlatıyor mesela. Ve bunun üzerine Türkiye'yi çok etkileyecek bazı düşünceleri var. Ha çıksın mahkemede bunları anlatsın, bunları konuşma şansı tanıyalım kendisine. Bir dinleyelim. Bir dinleyelim. Ondan sonra yargılayalım. Ben Selahattin Demirtaş'ı merhamet, adalet ve saygı çerçevesinde ziyaret ettim. Ben Selahattin Demirtaş'ı ne savunurum, ne de o partiyle ya da o siyasi görüşüyle benim bir ilişkim var. Ben bambaşka bir yerdeyim. Tamam, sen o siyasi görüşler senin yıllarca karşı hedefindeydi karşı. Evet. Ve sen ondan hedefindeydin. Gene aynı şeyi söylüyorum. Ama burada insanları dinlemek ve insanlara saygı duymak, onları duymak çok önemli bir şey. Duyalım ki gerçeğe ulaşalım. Ama gerçeği anladığım kadarıyla Türkiye'de kimsenin derdi gerçek falan değil. Bir tek bizim derdimiz gerçek. Şimdi bütün bu yalanlardan, bütün bu aymazlıklardan kurtulup Türkiye'yi geleceğe taşıyacaksak 6 milyon oy almış bir siyasi lideri dinlemeyecek miyiz? Ne yapacağız yani? Ve diyorum ki, tekrar ediyorum, hakkındaki bütün suçlamalar konuşmalarından dolayı. Biz bu ülkede şiir okuduğu için diye adlandırılan bir konuşma yaptığı için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın siyasi yasağını, 4 aylık hapisliğini hala tartışan bir ülkeyiz. Şimdi siz 6 milyon oy almış ve sadece kürsüde yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlamalara maruz kalmış bir siyasetçiyle ilgili olarak bir dakika kulaklarınızı açıp dinlemeyecek misiniz? Geleceğe uzanan bir eli tutmayacak mısınız? Türkiye ile ilgili düşüncelerini ben kabul etmiyorum diye geri mi çevireceksiniz? Peki mesela bundan sonra PKK ile aralarına, partinin arasına bir mesafe koyabilecekler mi? Şu söz beni çok etkiledi. PKK'nın silahsızlanması ve barışın gelmesinin birinci sorumlusu biziz dedi. Bunu biz sağlamak zorundayız dedi. Ben de baktığım zaman hakikaten onların sağlaması gerekiyor ya. Çünkü benim Selahattin Demirtaş'la geçmişte yapmış olduğum tüm sohbetlerde, tüm konuşmalarda PKK'nın tavrından büyük rahatsızlık duyduğunu fark ediyordum. Ama söylüyor. Bunu net biçimde açıkça haykıramıyordu. Apaçık söylüyor. Söylediği için de galiba orada yani. Yani ben şimdi söylüyorum, diyorum ki çukurlar kazılırken, hendekler kazılırken, o silahlanma orada yapılırken, bütün bunlar olurken buna izin veren siyasetçiler ve yöneticiler, kamu yöneticileri hakkında hiçbir şey söylemeyip, ben bunu gittim başbakana anlattım diyen bir Kürt siyasetçisini yapmayın etmeyin dedim diyen bir Kürt siyasetçisini dinlemeyecek miyiz? Ben herkes kulaklarını tıkasa da kulaklarımı sonuna kadar açacağım. İlk duruşmasını heyecanla bekliyorum. Ben herkes sussa da susmayacağım ve bu konudaki görüşlerimi anlatmaya devam edeceğim. Ve ben herkes sussa da Türkiye'de adalet istemeye, özgürlük istemeye, barış istemeye devam edeceğim. Çünkü bu bizim çocuklarımızın geleceği. Biz bundan vazgeçemeyiz. Biz bundan vazgeçtiğimiz gün kaybederiz. Silahlar sussun. Demokratik, laik, bir sosyal hukuk devletinde yaşamak istiyorum diyen bir Kürt siyasetçiyi, 6 milyon oy almış bir Kürt siyasetçiyi dinlemeyecek miyiz? Bak birisi mail atmış Tuncay, diyor ki
Sayın Özkan oyları çaldırmadık diyor ama Sakarya, adını da vermiş. Evet. Sakarya Ferizli köyünde CHP'nin gözetmen görevlisi gelmedi. Sandık başında yoktu. Hastayım bahanesini uydurdu. 9 hayır oyu çıktı ve basit nedenlere bu oyların tamamı geçer sayıldı. Şimdi diyor. Bunların hepsini biz tutanakla Yüksek Seçim Kurulu'na bildiriyoruz. Şimdi hakem oyunu değiştirmeye karar verirse ve o hakemin bağlı bulunduğu federasyon, tarafsız olması gereken federasyon taraflı olmaya başlarsa bu sorunun çözümünü başka türlü aramak gerekir. Şimdi bu 9 oy olayı münferit bir olay. Büyük olasılıkla bizim tutanaklarımızda vardır. Ben buna bakacağım ve sana bilgi vereceğim bu konuda. Yani gerçi bizim Erdal Aksünger ve arkadaşlarımız izliyorlarsa şimdi hemen bakıp bize bildirebilirler. Mutlaka vardır bunun tutanakları bizde. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Diyarbakır Çermik'te bizim sandık gözetmenlerimizi katletti, öldürdüler. Allah rahmet eylesin. Sandık başında vurdu, öldürdüler. 3 tane gözetmenimizi vurdu, öldürdüler. Bazıları sandıktan kaçmak zorunda kaldı. Onu da biliyoruz. Yani geçen Erdal Bayanat'a yani ben yani bilmiyorum bütün da. Bunları ne olur bir tek oy dahi çaldırmadık. Tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeziyle, örgütleriyle bir tek oyu dahi çaldırmadı. Altını çizerek söylüyorum. Her şey YSK'nın bu sistemi kirletmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu kadar basit. Yani bunun Türkiye tarihindeki yeri 12 Eylül referandumundan, 12 Eylül anayasa referandumundan farksızdır. Bunu çok iyi görsünler. Ve ben tekrar söylüyorum. Diyarbakır'la İzmir'in Türkiye'de cumhuriyeti ve demokrasiyi savunma iradesini kimse göz ardı etmesin. Aynı orandadır diyorsun. Aynı orandadır ve bundan sonraki süreci de o şekillendir. Şimdi izleyiciler, seni izleyiciler çok yoğun bir mail trafiği var. Diyorlar ki ya Tuncay Özkan sürekli olarak kürsüde sözlerinden dolayı diyor. Hayır diyorlar, kürsüdeki sözlerinden dolayı değil, genel olarak PKK'yı desteklediği için şu anda tutukluyor. Ben Selahattin Demirtaş'ı bir siyasetçi olarak takip ediyorum. Ben Selahattin Demirtaş'ı savunmak durumunda falan filan değilim. Tekrar ediyorum. Ben onu vatandaş savundum. Ama öyle bilmiyor yani. Ben de diyorum ki ben Selahattin Demirtaş'ı savunmak falan filan durumunda olmayan bir insan olarak diyorum ki Selahattin Demirtaş'ın bu konudaki savunması çok açık ve net. Hı hı. Değilse o zaman savcılar geciktirdikleri iddianameyi yazarlar. Senin şu eylemin terör eylemidir kardeşim derler. Hı hı. Unutmasınlar. Hiçbir şey yok. Unutmasınlar. 6 yıl cezaevinde yatarken bu ülkenin Adalet Bakanı ve diğerleri bana terörist diye bağırıyordu. Evet. Pınarhisar cezaevinde Recep Tayyip Erdoğan yatarken bugün Selahattin Demirtaş'ın ironiye bak. Bugün Selahattin Demirtaş'ın suçlandığı o maddelerden dolayı suçlanıyordu ve ceza almıştı. Hüküm giymişti. Ve onun hükmünü kaldıran da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Lütfen unutulmasın. Onun hükmünü kaldırıp başbakan olmasını sağlayan, onun genel başkanlığını başbakanlığa taşıyan, anayasa değişikliğini, özgürlüğü getiren de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Lütfen hukuku ve insanların suçsuzluk karinesini göz ardı etmeyelim. Ve şunu düşünelim. Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılansa ne olur? Fatihciğim. Hiçbir şey olmaz. Peki niye tutuklu? Asıl olan odur zaten. Peki niye tutuklu? Referandum sürecinde niye hepsini tutuklu halde tuttular, bulundurdular? Ben de diyorum ki referandum bundan en az %1-2 etkilenecekti. O etkiyi ortadan kaldırmak için. Eğer hukuku siyasi muhaliflerimizi ortadan kaldırmak için bir araç olarak görürsek o zaman felaketin kendisi başımıza gelir. Yarın bütün hukuk adamlarını atayacak, 13 kişinin oylaması yapılacak. O günden sonra Türkiye'de adaleti artık biz yargıçta, savcıda değil, peki, Tuncay, avukatta değil, il başkanında arayacağız. Bu büyük felaketi de herkes çok iyi düşünsün lütfen. Peki mesela Tuncay, şimdi söylediklerinden şunu anlıyorum. Ben diyorsun ki ben Selahattin Demirtaş'ın yaptıklarının bekçisi ve avukatı değilim. Fikirlerinin tamamına, bir bölümüne, hiçbirine katılıyor falan da değilim. Evet. Fikirlerine katılmayabilirim de. Ama dinleyelim diyorum. Türkiye için bir şey söyleyeyim. Peki mesela yarın öbür gün bugünkü iktidardan birisi herhangi bir nedenle benzer bir şekilde tutuklansa ona da gider misiniz? Gitmez yani? Olur muyum? Bu vicdan. Niye gitmeyeyim? Neden gitmeyeyim? Ben benimle ilgili olarak suçumu sorun söyleyin bana dediğimde sen suçunu kendin bilirsin. Anlat mahkeme aydınlansın diyen savcının da bu kumpasın içindeki yargıçların da adil yargılanmasını, cezaevlerinde benim kaldığım hücrelerde kalmamasını isteyen bir adamım. Ben kendim için adalet, kendim için özgürlük, kendim için barış istemiyorum. Ben Türkiye için istiyorum, çocuklarımız için istiyorum. Bunun özetini ben şöyle anlatıyorum. Ben kendi çocuklarım için ne istiyorsam herkesin çocukları için de onu istiyorum. Evet oyu verenlerin de çocukları için aynı şeyi istiyorum.
Benim talebim evet, hayır diye bölünmüş, Türk-Kürt diye bölünmüş bir Türkiye için değil. Birleşmiş, iki yakası bir araya gelmiş. Hani bizim İstanbul İl Başkanımız çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, Türkiye'nin iki yakasını bir araya getirdik, bundan sonra ayırmayız diyor. Diyarbakır'la İzmir bir araya gelmiş. Ben onu ayırır mıyım artık? Peki aynı nedenlerle mi bir araya geldi? Aynı nedenlerle bir araya geldi. Referandumla başka bir şey konuşmadık ki. Yani farklı gerekçelerle hayır demiş olabilirler mi? Mesela, yani Diyarbakır niçin hayır demiş olabilir mesela? Cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüğü seçmemişse. Ne için hayır demiş olabilir? İzmir. Ne için hayır demiş olabilir? Türkiye'nin en aydınlık kentlerinden biri İzmir. Ne için hayır dedi İzmir? Cumhuriyet için, demokrasi için, öyle bakarsan özgürlük İstanbul'da, için. Ankara'da hayır. Evet, yani. Öyle oldu zaten. O yüzden diyoruz ki hayırdır Türkiye'nin cumhuriyetçi bloğu. Hayırdır demokrasi bloğu. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Gittiğimiz bir köyde, Karadeniz'in bir köyünde 140 tane yeşil kartlı vatandaş var. Hı hı. Hepsine tek tek telefon ettiler. Evet oyu vereceksiniz. Evet çıkmazsa yeşil kartlarınızı iptal ederiz diye. 42 vatandaşımız hayır oyu verdi o köyde. Şimdi soruyorum. O vatandaşlarımız niçin hayır oyu verdiler? O vatandaşlarımız cumhuriyet için, demokrasi için, özgürlük için, barış için hayır dediler. İki kişinin iki dudağı arasına sıkışmamak için hayır dediler. O yüzden biz bu özgürlükçü bloğu, bu cumhuriyet bloğunu sonuna kadar büyüteceğiz, sonuna kadar savunacağız ve bu bloğun içindeki bütün paydaşlarımızla hukuk içinde, barış içinde, adalet içinde, özgürlük içinde bir arada olacağız. Peki mesela bak Hadi Özışık, evet. Gazeteci, internet sitesi sahibi diyor ki katilleri kahraman yapan ve taziye çadırı açan HDP'liler değil miydi? Niye o HDP'liyi, taziye çadırına giden HDP'liyi milletvekilini düşürmediler de hepsinin birden? Bir de bu milletvekili dediğiniz insanı, diğer insanları tutukla, yargılamayın diyen kimse yok. Ben yargılamayın demiyorum, sakın kimse böyle bir şey dediğimiz iddia etmez. Ben diyorum ki yargılayın kardeşim. Ama Selahattin Demirtaş'ı tutuksuz yargılamak mümkün değil mi? Tutuksuz olsa ne olur? Ben diyorum ki peki çadıra giden, zaten bu işe biz evet oyu verdik. 15 arkadaşımız evet oyu verdiği için bu çıktı. Evet. Diyoruz ki taziye çadırına giden PKK'yla, kim PKK'yla? Bana göre alçak, eli kanlı, namussuz bir örgüttür. Dünyanın en tehlikeli, en pis örgütlerinden. Sen bunu 20 yıl söylüyorsun. Yaşamım boyunca söyledim, geldim. Şimdi de tekrarlıyorum. Ama kardeşim, herkesi oraya doğru itersek konuşacak kim kalacak? Bütün Kürtler PKK'lıdır diye bir şey söylenebilir mi? HDP'nin tamamı taziye çadırına gitti mi? Niye suçu o şahısla sınırlandırıp onunla ilgili işlem yapmıyoruz da bu referandum öncesinde hepsini içeri toplayıp çalışma yapmalarına engel oluyoruz? Herkes içeride kalıyor. Neden? Neden hendekleri kazanlar? Neden hendeklerin kazılmasına göz yumanlar dışarıda da? Biz buna itiraz ediyoruz kardeşim. Kazdırmayın bunları diyenler içeride. Ben de bunları soruyorum. Peki mesela 6-7 Ekim olayları var. Evet. Bu Yasin Börü'nün öldürülmesinden sonra başlayan olaylar. Yok, o Diyarbakır'ın, Miyarbakır'ın falan birbirine giriyorlar. Yani bütün Türkiye'nin diken üstünde olduğu iki geceydi onlar. Orada HDP'nin bir fonksiyonu yok mu? O çağrıyı yapmanın bir bedeli yok onlar, mu? Hayır. Bütün bunlar, ben yargıç veya savcı yerine kendimi koymam. Ben oyumu HDP'ye de vermem. Ben hiç kimseye de oyunu götür HDP'ye ver demem. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy ver kardeşim derim. Benim derdim demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan parlamenter çoğulcu sistemin Türkiye'de demokrasinin yeniden gelmesi için mücadeledir. Ben silahlı terör örgütleriyle, ben şununla bununla paydaşlığı kabul etmem. Ama ben soruyorum, HDP silahlı bir terör örgütüyse, HDP bir terör örgütüyse parlamentoda niye tutturuyorsun? HDP bir terör örgütü değil. Evet. Ama bir terör örgütüne yeterli mesafeyi koymayı becerememiş. Peki bu mesafeyi bugün mü koymayı başaramadı? Yani başbakanla görüşürken, Ahmet Davutoğlu'yla görüşürken, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşürken, diğerleriyle görüşürken bu mesafe vardı da şimdi mi yok oldu? O zaman yoktu, şimdi. Ben de soruyorum, peki bu ikiyüzlülük niye o zaman? Bu ikiyüzlülüğün sebebi ne? O zaman kabul ettiğiniz ölçülerle bugün kabul ettiğiniz ölçüler niye farklı? Bugün referandum olduğu için farklı. Peki yarın bu Selahattin Demirtaş ve diğerleri dışarıda olsa AK Parti görüşmeyecek mi kendileriyle? Görüşmeyecekler, böyle görünüyor. Öyle diyorlar yani. Geçmiş karnesi öyle göstermiyor ama. Bugün görüşmüyor mudur acaba? Bilemeyiz. Tabii. O da ancak açıklanınca. Şimdi ben Selahattin Demirtaş'ın ilk duruşmasında söyleyeceklerini merakla bekliyorum. Orada söyleyecekleri Türkiye'de pek çok şeyi değiştirecek diye düşünüyorum. Herkesin o duruşmaları 4
gözle, acaba bir şey söylerse de git duyulacak mı, o da ayrı bir tartışma. İşte o da bambaşka bir şey olur tabii. O zaman Hadi Özışık'tan ve diğer arkadaşlardan bunun takipçisi olmalarını isteyelim. Bunu takip etsinler. O arada sonra İngilizce eleştiriler bile gelmeye başladı. Ne güzel. İlk defa görüyorum böyle bir şeyi. Ne diyorlar? İngilizce yazıyorum, belki daha ciddi alınır diye yazmış beyefendi bunu. Hayır beyefendi, biz beyleri ciddi alırız, ne yazarsın. İngilizce yazıldığı zaman bir değeri artmıyor, hatta biraz da düşüyor diyeyim yani. Türkçe konuşuyoruz. Çünkü orada Türk televizyonunda Türkçe bir program yapıyoruz. Evet. Diyorlar ki Tuncay Özkan CHP'ye oy kaybettirmek mi istiyor, İzmir'de oy kaybetsin mi istiyor bu söylemleriyle? Şimdi bizim Konya milletvekilimiz biliyorsun, bir emperyalistleri yeniden denize dökeriz İzmir'den dedi. Bir İzmirli milletvekili de, AKP'nin bir İzmirli milletvekili arkadaşımız da, ben bütün eleştirilere saygıyla bakıyorum. Tuncay Özkan'ı ve Aytun Çıray'ı İzmir'den denize dökeceğiz demiş. Hı hı. Çünkü benim bu attığım bu görüşmeye Aytun Çıray da Twitter'dan yer vermişti. Vallahi biz İzmir'deyiz, memnuniyetle bekleriz. İzmirli kimi denize dökecek, kim ne olacak görürüz. Yani orada bekliyorum ben, bir şey değişmez. Ben İzmir'de yaşıyorum yani, başka bir yerde yaşamıyorum. Tuncay'cığım bitirelim mi? Reklam saati geldi. Yoksa daha devam edelim dersen sonra... reklam arası verip biraz daha devam edelim ama... Memnuniyetle. Var mı? Söyleyeceğim bir şey kaldı ben... mı? Son sözünü söyle, bitirelim istersen. Ben diyorum ki Türkiye'nin artık troll ağzıyla konuşmaya, zekamızı troll zekasına indirmeye tahammülü yok. Biz bundan sonra yüksek siyaset yapmalıyız. Bu siyasetin stratejisini aklı başında koymalıyız. Suriye'de, Irak'ta, dünyada yaşanan gelişmeleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Benden önce çok güzel bir konuğum vardı. Çok iyi, bölgeyi de iyi bilen bir konuğum vardı. O anlattı. Amerika ile Rusya'nın oluşturduğu Kürt devletine isim konulduğu zaman her şey geçmiş olur. O nedenle aklımızı başımıza toplayalım. Türkiye'de konuşabileceğimiz insanlar seçilmiş demokratik siyasetin temsilcileridir. Onları döverek, onları cezaevlerinde tutarak, onları konuşmalarından dolayı cezalandırarak herkes aklını başına alırsa gideceğimiz bir yol olmadığını görür. Biz onları dinlemeye, kendi görüşlerimizi aktarmaya, onların görüşleriyle toplumu kucaklaştırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bunun adına özgürlük diyoruz, bunun adına demokrasi diyoruz. Ötekileştirmeyelim, gelin kucaklayalım. Çünkü Türkiye'yi ancak bu büyük kucaklamayla yeniden oluşturabiliriz demokrasimizi. Vallahi Tuncay, söylenenler genelde şu ahvalde, hem mailde hem Twitter ortamında diyorlar ki bu Kürtlerle yakınlaşma sevdası AK Parti'nin iktidarına mı ağırdı, onlar bu hatanı döndüler, şimdi o hatayı CHP mi devraldı diye bir yaklaşım var. O zaman bir şey söyleyeyim. Yani biz Kürtlerle yakınlaşmadık, iktidar mı olduk? Biz Kürtlerle yakın değildik. 15 yıldır AKP'ye oy veren bu arkadaşlar... Niye oy vermişler o zaman AKP'ye? Açılım süreci sırasında. Bunlar troll. Bunlar vicdansız. Bunların vicdanı yok. Bunlar Selahattin Demirtaş diye bir insanın, siyasi kimliğini falan bir tarafa at, bir insanın orada bulunmasını ve bir başka insan tarafından ziyaret edilmesini hazmedemiyorlar. Sadece o Kürt diye hazmedemiyorlar. Ben Türk olduğum için hazmedemiyorlar. Ben bunu lanetliyorum. Kürt, Türk, ne olursak olalım kucaklaşacağız çocuklarımız için. Adaleti, barışı, özgürlüğü yeniden inşa edeceğiz. Bir de bu her zırvayı ciddiye almaya gerek yok. Bitirdim. Peki Tuncay'cığım, çok teşekkür ediyorum. Ben bütün eleştirilere saygım var ama yani. Tabii canım, küfürlere de saygım var. Resimde hiçbir sorun yok yani. Bir şey yok onlara. Evet değerli izleyiciler, Tuncay Özkan konuğumuzdu. Bir kapanış yapamayacağım, kusura bakmayın, çünkü reklamlar çok gecikti. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Pazar akşamı bir bilim programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.